asit dökülen ölüm kuyuları. İki saat içinde o kuyuyu bulurum dedim. Benim babam ne oldu? Uçtu gitti mi Cahit amca? Bu soru bana sorulacak bir soru değil. Boş terekiye tokmak vuruyorsunuz. Neyin peşindesin Müşra? Doğruları şov konuşmam peşindeyim. Neyin şovunun peşindeyim ben ya? Bizim hakkımız nerede? Babamızın hakkı nerede? Soru içinde soru. Bir can yok ortada ya, can yok ortada. Can yok, para yok, haciz var. Her şey bir arada yani. Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybındaki şüpheler az sonra Müge Anlı'da. 2 ve 6 yaşındaki kızlarını sokağa terk etti, yıllar sonra aramaya geldi. Bartın Çocuk Esirgeme Yurdu'nun ilerisinde bir ev vardı. Kapısının önüne bıraktım, ben kendim çocukları alsaya kadar bekledim. Ama o 6 yaşındaki ağlar beni bırakmadı, ne dediniz siz onlara? Sen dedim, burada dur ben geleceğim dedim. Eve mi aldılar onu? Evet, onları içeri aldılar, ben otobüse bindim geldim. Kaçın dikkatten söylesiniz diye vardı. Sen bırakacağını tahmin etmedin çocukları. Karıştırdı, hatırlayamadı. Çocuk esirgeme yurdu yokmuş, çocuk esirgeme yurdu yokmuş. Hayır, çocuk esirgeme yurdu olabilir veya olmayabilir yani. Şimdi o zaman demek ki orayı hatırlıyorum ben yani. Alalım siz o zaman şimdi buradan çıkın. Git o zaman çocuğun nereye bıraktığını da bir göster. Neşet Özdemir, kızları Kibar ve Seda'yı bıraktığı yeri hatırlayabilecek mi? Az sonra Müge Anlı'da. Kayıp kahvehaneci kuyuya mı atıldı? Kuyunun yerini göstereceğim. Bana yarın göster deseler bulamam. 2 kilo eti alsınlar, her zaman gelebilirler. Az sonra Müge Anlı'da. Evlenme vaadiyle parasını kaptırdı, korkusundan arkadaşına sığındı. Toplam ben 95-100 milyara yakın para dolandırıldım. Dolandırıcı, dolandırıcı, benden ne konuşacaklar? Bana hepiniz oyun yaptınız. Bir duyuyorum İran'da, bir duyuyorum Ankara'da, bir duyuyorum Muş'ta. Bulunmasını istiyorum. Derya Çiftçi'nin başına gelenler az sonra Müge Anlı'da. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım. Hepimiz için dilediğim bu gerçekten. Hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Şimdi bizim seyircilerim maşallah var vallahi. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ne mutlu böyle güne bu kadar keyifle başlamak. İnşallah ekran başındaki izleyicilerimiz de bu keyfe iştirak ediyorlardır. Ay şöyle böyle uyku mamuru falan olan varsa bir dağılsın. Şöyle bir silkelenin güne nasıl başlarsak öyle devam eder. Bir silkelenin. Şimdi Neşet'ciğim. Yani vallahi bu Cahit'le Zeynep'le uğraşmaktan iki gündür seninle fazla ilgilenemedim. Bugün olsun. Önce seninle bir ilgileneceğim. Bantlarımız da var. Kuyuyu gösterdi. Büşra'nın özellikle o çek senediyle ilgili her şeyi yapmamızın bence bir nedeni var. Az sonra onu da anlatacağım. Şimdi önce Neşet Özdemir ve Şengül Özdemir. Biliyorsunuz Neşet Hanım ve Şengül Hanım, Neşet Bey ve Şengül Hanım çok küçük yaşta bir beraberlik yaşıyorlar. Bir sürü çocukları oluyor falan. Sonra bir ayrılıyorlar. O ayrılıklarında da Şengül Hanım'ın kocası Neşet Bey, o sırada resmi nikahları da yok, İki çocuğu bir yere bırakıyor. Sonra onlar tekrar beraber oluyorlar. Resmi nikah takıyorlar. Yeniden çocuklar yapıyorlar falan ama şimdi aradan geçti 20-25 sene. Diyorlar ki biz bir kızlarımızı bulalım. İki tane kız çocuğu efendim. Şimdi ilgilenemedim derken ben hani ilgilenemedim ama hani ekip arkadaşlarımla hafta sonu evet. Neşet Bey hangi sokak dediyse o sokağa gittik, çektik. Önce nereye gittiniz? Bartın. Önce Bartın'a gittiniz. Özetini istemiyorum ya. Özeti değil. He? Tamam. Çünkü önce sonra da başka yere gittiniz ya. Çaycama gittik.
Çay Bartın, Cuma. Çay Cuma. İki bant izledim. Hangisiydi ilk bant? Bu. Tamam, önce Bartın. Kızları Kibar ve Seda'yı hangi tarihte nereye bıraktığı konusunda kafası hep karışıktı Neşet Özdemir'in. Dönmek istedim oraya, almak istedim. Cesaret edemedim. Kibar kızım, Seda kızım, hasretimize dayanamıyorum artık. Vicdan azabından uyuklayamıyorum kızım. Ne olursun bizi arayın kızım. Bunun üzerine eşi Şengül'le birlikte Bartın'a doğru yola çıktık. Özdemir çifti ile Bartın Merkez eski otogarın bulunduğu yerdeyiz. Yıllar önce Neşet Özdemir kızları ile birlikte gelmişti buraya. Yıllar sonraysa kızlarını bulabilmek için bizimle tekrardan geldi. Buradaymıştım. Çok değişmiş burası. Yani o zamanlar eski evler vardı burada. Taksicilerin olduğu yere terminal vardı. Karşısında yurt vardı. 2 ve 6 yaşlarındaki kızlarıyla Bartın'a yıllar önce nasıl geldiyse aynı güzergahı takip ettik Neşet Özdemir'le. Benzin istasyonu vardı yanında. Hala var. Hala var. Oradan hatırlıyorum çünkü buraya. 5 dakika ve 10 dakika yürümüştüm. Yurdun arka tarafına şöyle gidiyoruz. Böyle yukarı doğru yol var. Aynen devam ediyoruz şu anda. Bu tarafa doğru gitmiştim. Sola doğru. Çocuğun bir tanesi bu kolumdaydı. Bir tanesi bu kolumdaydı. Buradan yürü yürüye gittim yurda doğru. Buradan karşıya mı geçtiniz? Evet, karşıya geçtik. Karşıya geçtik. Burada bakın çocuk şube müdürlüğü var. Bu var mıydı? Hayır, yoktu. Neredeydi ev bıraktınız hep? Şöyle bir uzaktaydı. Zaten fazla bir ilerlemedim ben. Şöyle şu bu civardaydı işte. Tam bu bölgeleri böyle, bu bölgede. Burası aynen bu site, böyle ufak siteler vardı. Ufak iki katlı, üç katlı vardı. Ama şu anda villalar yok burada. Hani eskisi gibi değil burası. Çok genişmiş. Çıkartamadım burayı. Hala çıkartamadım Peki burayı. Peki siz kızlarınızı buraya bıraktınız? Evet, bıraktım. Zile falan bastınız mı? Hayır, basmadım. Kapının ağzına bıraktım. Alasya'da bekledim. Nerede beklediniz? Şurada karşıda bir yere bekledim. Burada bir yerde ağaç olması gerekiyordu. O da yok burada. Çocuklar burada ne yapıyordu? Sizi görebiliyor muydu çocuklar? Tabii ki görüyordular. Sizin yanınıza gelmiyorlar mıydı? Hayır, gelmediler. Kim geldi onları burada almaya? Bir tane bayan açtı kapıyı. Sarı saçlı, uzun boyluydu. Zayıftı, hafiften zayıftı. Öyle bir bayan aldı yani. Bayana siz göstermediler mi babam orada diye? Yok, girdiler içeri. Ondan sonra ben de çekip gittim. Zonguldak'a döndüm. Neşet ve Şengül Özdemir'le yıllar önce terk ettikleri kızlarını bulmak için Bartın sokaklarında kimi zaman sorduk, kimi zaman tarif ettirdik ve bahsedilen çocuk yurdunu bulduk. Hendekeni Caddesi'nde İnönü'nün hemen arkası. Yürürlük 10 dakika sürüyor. Neşet Bey, burayı hatırlıyor musunuz, bu yuvayı? Evet, hatırlıyorum. Önündeki bahçesini tanıdım. Oradan biliyorum bu yurdu. Daha önceden yurdun adı değişikti, buranın adı. Peki burası otogara biraz mesafeli. Buraya yürüdünüz mü siz? Yürüdüm. Gerçek yerini buldum burada. Tamam, o zaman gelmişken şöyle bir etrafa bakın. Buradaki evlere bir bakın. Evet. Tanıdık gelen ev var mı? Var. Ney? Hangisi? Şu ilerideki. Sağlık Hayat Merkezi evet, var. Evet, bu var zaten. Var mıydı? Evet, vardı. Siz buraları böyle yürüdünüz mü? Yürüdüm. Baktım çocuklar alıyorlar mı almıyorlar mı diye ona baktım. Ne taraftan baktınız? Şurada tam şu ileriden baktım. Şu ileriden. Nerede? Mavi Çatı'lı yerde. Mavi Çatı'nın az ilerisinden. Çok eminim burası olduğuna. Diğer yer mi, burası mı? Burası. Size bir yer soracağız. Hemen şu karşımızda gördüğünüz bir yeni yapılı bina var. Bu bina ne zamandan beri yapılı? Yaklaşık 2 yıl önce yapıldı bu. Daha önce orada eski müstakil bir ev vardı. 2 katlı. Çocuğu tam olaraktan nereye bıraktıysan? Aynen o evin altı. Şuradaki ev, ama o ev o zamanlar eskiydi. İşte eski bir ev. Ha, eski bir ev. Buraya mı bıraktın? Geceydi abla. Bu mahallede iki kız çocuğu bulundu diye konuşulmadı mı? Hayır, ben hiç öyle bir şey duymadım. Neşet Bey'in bahsettiği yurdun çevresinde ne 2 ve 6 yaşındaki kızları hatırlayanlar vardı ne de iki kız çocuğunun bulunduğunu bilen. 98-99 yıllarında burada mıydınız? Buradaydım. Bu ev nasıl bir evdi o zaman? Eski bir ev. Eski bir evdi. Yeni evimiz vardı arkada. O yıllarda sizin böyle evin kapısında, bahçede, yan taraflarda falan bulunan iki kız çocuğu oldu mu? Hiç duymadım. Genç sarışın bir bayan aldı, uzun boylu. Aldığını gördün mü? Evet, gördüm. Bu apartman size mi ait? Bize ait. Neşet Bey, 98-99 yıllarında iki kız çocuğunu sizin evin önüne bıraktığını iddia hayır, ediyor. Hayır, böyle bir şey görmedim. Bilmiyorum. Sizin aranızda sarışın, uzun boylu, zayıf biri var mıydı? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle öyle bir şey. Hayır. Anacığım, yani sen de çocukları bırakmışsın, nereye bıraktığını bile hatırlamıyorsun yani. İşte gittin zaten, emniyet de siz buraya çıkar çıkmaz bakmış, kimse senin çocukları hatırlamıyor.
İki tane kız çocuğu bir mahalleye bırakılsa mahalleli bunu duymaz mı? Kadınlar anlatmaz mı? İşte mesela bıraktım dediğin evin ev sahibesi. Şimdi Müge abla, o zamanlar çok bir eski evdi orası. E tamam, eski anda, evin sahibi işte, sonra yaptırmış evini. Şimdi ben şu anda o Bartın'ı tanıyamadım yani. Sanki bir İstanbul il gibi olmuş yani. Öyle bir gelişme olamaz yani Bartın'da. Bartın'ı tanıyamadın, sonra Çay Cuma'ya nereden çıktı? Bir de Çay Cuma'ya yani gitmişsiniz. Şimdi şöyle Müge abla, şimdi Otakar yakındı, tam yola yakındı. He. O yüzden ben Çay Cuma'ya yani tereddüt içinde kaldım oraya. Yani Çay Cuma mı Bartın mı karar veremedi. Evet, veremedi. Hadi bu sefer tuttular, bir de Çay Cuma'ya gittiler. Bartın'daki aramaların sonunda demiryolu raylarını hatırlamıştı Neşet Özdemir. Çocukları demiryolunun olduğu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bırakmış olabileceğini söylemesi üzerine de buraya doğru yola çıkıldı. Çaycuma'yı hatırladım. Çünkü tren istasyonu vardı. Arkasında villalar olması lazım. Orayı öyle hatırladım. Akşam da yatarken de aklıma geldi orası. Sabaha kadar oraya düşündüm. Çaycuma'ya gideceğiz. Oraya yurtlarına bakacağız. İnşallah hatırlar artık da. Kızlarıma kavuşurum artık. Özdemir çiftiyle birlikte Çay Cuma otogarındayız. Neşet Bey, siz bu otogara bir bakın bakalım, hatırlıyor musunuz? Sandık geliyor mu? Evet, geliyor. Peki tren rayı nerede? Şu hemen şu arka tarafta kalıyor. 10 dakika falan yürüdüm ben buraya. Zaten şuradan kavşaktan hatırlıyorum, buraya da hatırlıyordum. Aileleri de bizleri yalnız bırakmıyor. Onlar da adım adım bizlerle geliyorlar. Kardeşime destek olmaya, yeğenlerimi bulmaya geliyoruz. Yeğenlerim, annenin babanın feryadını duyun. Yalvarıyorum size, bizim sesimizi duyarsanız bize ses verin yani. Şöyle karşıya doğru gidiyoruz. Buralar tanıdık geliyor mu size? Şöyle bir caddeye girdim ben. Şöyle bir ara caddeye girdim buradan ya. Kızlarından bir iz arayan Neşet Bey mahalleye kadar geldiğini hatırlıyordu ama bıraktığı evi bulmakta zorlanıyordu. Bu tren istasyonu da hatırlıyorum. Buranın gerisini zaten hatırlayamıyorum. Değişmiş buralar. Çıkartamıyorum şu anda burayı. Peki buradan yurt nerede kalıyordu? Yurdu bilmiyorum. Gece geldiğim için ben yurt falan araştırmadım. Yurdu görmediniz mi? Hayır, görmedim yurdu burada. Yolun kenarında bir tane siyah bina vardı ama üstünde yurt yazıyordu. Otogarın karşısında binaydı. Bir yazı okudum ama yurt mu, onun şeyini okumadık ben gece olarak. Peki soralım buradan birine. Özdemir çiftini Müge Anlı'da izlemişti mahalle sakinleri ama böyle bir olay yaşandığını hatırlayan yoktu. Etrafında iki kız çocuğu bırakıldı gibi duyumlar oldu mu 98-99'larda? Doğma büyüme buralıyım ama öyle hiç bir duyum almadım hiç. Zaten Müge Anlı'yı seyrediyoruz biz. Mutlaka ararız zaten öyle. Şey peki burada yakınlarda yurt var mı? Çarşıda olması lazım. Çarşıda var da burada yok. Kaç dakika mesafede buraya? 10 dakika falan. Burada 99-98 yıllarında terk edilen, kayboldu denilen iki kız çocuğu oldu mu? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Çay Cuma'da da bahsedilen yıllarda iki kızın bulunduğunu hiç kimse hatırlamıyordu. Tam da bu sırada Neşet Bey'in akrabası olan Nezaket Demir Çakmak bir kez daha Bartın'daki yurdu işaret etti. 98-2000 oralar işte. Bartın'da tezgahım vardı. Benim satış yapıyordum. Yanıma bir bayan geliyordu. Oturuyordu, sohbet ediyorduk böyle. Ben dedi yurtta çalışıyorum dedi. O yönden benim de Neşet'in çocukları bıraktığını duydum. Kadına sordum, dedim ki bizim akrabalar yakında. Oraya çocuklar bırakmışlar. Haberiniz var mı dedim. Var dedi. İki kız dedi. Birbirlerine sarılı bağlıyorlar, yemek yemiyorlar. Yurt dedi, onların üstü çok duruyor dedi. Kaç yaşlarında dedi? Küçüğünü 4-5 gibi, büyüğünü de 5-6 gibi. Yurdun yandığını söyledi o kadın. Bir daha da görüşmedik. Neşet Bey'e haber verdiniz mi durumu? Kız kardeşini söyledim ama o uzaktaydı, görüşemiyorduk. Görümcem bana haber verdi ama abimle konuşmuyorduk o araları. Haberi yok yani. Ya yoktu. Eşinden ayrı olduğu dönemde iki kızını birden sokağa bırakan Neşet Bey bir kez daha yanlış hatırlamıştı. Beynim karıştı. Allah bullak oldum beynim. Vallahi hepimiz toplandık, sizin ne diyeceğinize bakıyoruz. Nezaket abla hani Bartın dediğine göre, yani gene Bartın çocukları ağlıyor dediğine göre. Yine o zaman şöyle yapalım. Son kez gelin bir buradaki çocuk esirgeme kurumuna gelin. Bakalım tamam. Öyle bir karar verin. Neşet Bey, geldik gördünüz. Burası tanıdık geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Araştırdık, soruşturduk. 2003'ten önce burada yurt yokmuş. Çocuklarımı burada bırakmış olamam. Çay Cuma'daki arama çalışmalarından sonra Özdemir ailesi bir kez daha Bartın'daki yurtta hemfikir oldu. İki gündür geziyoruz, her yere bakıyoruz. Size şu an hangisi hatırlayayım bir iyice düşünün mantıklı geliyor? Bartın geliyor. Çünkü Bartın arabasında gittiğime göre Bartın geliyor. Çünkü yurt orada yandığı için yine bu iş çıkarsa Bartın'dan çıkacak. İnşallah bulurum çocuklarımı. İnşallah Allah büyüktür. Kızlarım, Seda, Kibar. Ne olursunuz kızım çıkın. Bir telefon edin yeter kızım.
Cumartesi pazar bayağı bir kulaklarını çınlattım artık. Sağ kulağın, sol kulağın sen tahmin et. Sokak sokak geziyorsun. Ne Allah razı olsun. Allah razı olsun diyecek bir şey söylemiyorum. Gezdirdin insanları, orası mı burası mı? Şengül'e hiçbir şey söylemiyorum. Şengül de garibim senin peşine takıldı. Evet. Kızlarını nereye bıraktığının izini yani, sürmeye çalıştı. Yani abla, o kadar bir ben sana bir ki... şey söyleyeceğim şimdi. Bırak ne Buyurun. Değişmiş. Bırakmayacaksın. Yo, bak şu anda seni izleyen mesela şu an yüz binlerce milyonlarca baba var. Evet. Çocuklarını böyle gözünün önünden ayırmayan adamlar var. Evet. Yani şimdi kardeşim sen kalkıp da hangi memlekette bu işi yaptığını net olarak konuşamıyorsun. Evet, yani ben mesela dersin ki evet ben İstanbul'daydım, Bakırköy semtindeydim. Şu sokakta bir yere bıraktım. O sokak belki yıkılmış olabilir. Dolaşırsın, arka sokağa bakarsın, ön sokağa bakarsın. Ama buluyoruz komşuları falan. Belki, yıkılmış evet. da olsa ama kalan sen, komşular bir var. Hangi memlekette bu işi Bartın'da mı yaptın, Selcuma'da mı yaptın, başka bir yerde mi yaptın? Bu konuda daha karar veremiyorsun. Sayın avukatım. Yani abi, o unutulmaz. Neşet Bey, bu iki tane evladını alıp da bıraktığı neyse, ben yer... Neyse ben nereye bıraktığını buldum da ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen kiminle bıraktın bu çocukları? Kendim bıraktım. Hayır, senin yanında biri daha varmış. Hayır efendim. Bir kadın varmış senin yanında bıraktığın. Hayır. Kimdi o kadın? Hayır. Buyur şimdi. Sen bir hatırla. Hayır. Sen hangi kadınla gittin bıraktın o çocukları? Şengül değil. Senin yanında başka bir kadınla beraber gidip bırakmışsın. Şengül değilmiş yanındaki. Ben söylemeyeyim, sen söyle. Yine abla ben bilmiyorum hiçbir sen şey. Sen değil Şengül'cüm, sana sormuyorum zaten. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne demişim ya? Neşet Bey unutmam mümkün yok, değil bu kadar bayan, önemli bayan bir olay. Bayanın ismine gerek yok. Kimliğini yani şeyi söyle, sana yakınlık derecesini söyle. Sen bir kadınla söyle. Bıraktın onu, onları. Şey, yakınlık derecemiz yok. Hı. Arkadaşın. Teyze kızıyla mı bıraktı? Hayır. He, kiminle bıraktı? Seval İnan'la bıraktım. He? Seval İnan. He, o kimdi? Bizim ayrıca oturduğumuz insan. He. Yani o da bilemiyor muydu yeri? Biz onu şey yapmadık. Hı? Ona sormadık hiç. Sormadı. Evet. Yani sen aslında belki de Şengül'den korktuğun için hiçbir zaman için doğruyu anlatmadın. Evet. Hatta senin telefon... Evet değil mi? Evet, evet. Heh. Şimdi inkar etmiyorum yani. Heh. Sen şimdi gel doğrudan... Dedim ya ilgilenemedim Cahit'le falan uğraşmaktan. Şey yok, sıra gelmiyor. Sen bir gel doğruyu anlat beni anlatmadan. Şengül de duysun. Evet. Sen niye bıraktın bu çocukları? Kiminle bıraktın, nereye bıraktın? Bak ben öğrendim artık sana soruyorum. Evet. Seval'le Bartın'a bıraktık. Bartın'a bıraktınız. Evet. Nereye Bartın'a? Bir evin önüne bıraktım. Çocuk yuvasına bıraktın. Hayır. Çocuk yuvasına bırakmadım. Çocuk yuvasına bıraktın. O yüzden senin evine mahkeme kağıdı da geldi. O mahkeme kağıdı geldiğinde sen Şengül'le evet, tekrar doğru. beraberdin. Geldi. Sana çocuklarına evlatlık vereceğiz. Kabul ediyor musun diye sormak için geldi o mahkeme ben geldi kağıdı. Geldi diyorum ama. Eğer sen o mahkeme kağıdıyla beraber, Şengül'le beraber evet. gitseydin o zaman çocuklarını gidip alma şansın da vardı. Devlet öyle çocukları aldığı zaman birinin çocuğunu bir bekliyor. Gelirler mi, gelmezler mi bıraktıktan sonra. Niye o zaman Şengül'de vardı da gidip almadın çocuklarını geriye? Belli bir zaman geçmişti aradan, ondan sonra mücadele ettik. Ama sana devlet haber verdi, bak çocuklarını veriyorum dedi. Ben orasını fazla hatırlamıyorum Müge ablalar. Abicim daha hatırlanacak insanın hayatında çocuğuyla ilgili bir durumdan daha öte ne olabilir? Ne deseniz de haklısınız. Seval niye geldi seninle bırakmaya? Seval'le bir kadın olarak bu çocukları burada bırakıyoruz diye bir üzülmedi mi? Yani cesaret aldım ne bileyim. O mu sana gel bırakalım dedi? Hayır o demedi ya. Bakamadınız. Evet bakamadım. Bakamadınız. Evet. Seval de bakmak istemedi. Aynen öyle. Gel gidelim bırakalım dediniz. Evet. Doğru. Doğrudur efendim. Demek ki bunun aklına girdi Sabel diye kadın. Ben bakamam. Eşin çocuklarına bakamam. Çocukları bırakacağız dedi. Beynini yıkadı demek ki. Bunun ki bıraktı. Ben bir hata... Seval'e ne be? Seval'e ne? Adı da Seval mi değil mi onu bilmiyorum. Niye Allah onun belasını veriyor? Bunun versin. Onun çocuğu Seval'e ne?
Ay şu kadınların da şu kocalarını böyle bak işte böyle. Gel geldi bu evlilikler de böyle yürüyor abi yani. Hadi neyse ben karışmayayım da yani. Kızlarınızı buldum. Şengül'cüm, Neşet'cim. Şimdi baştan özellikle bunları anlatmak istedim ki sonradan anlatacaklarım da yanlış anlaşılmasın diye. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Bu inanılmaz bir iş olmuş. Elinize sağlık. Sağ olun hocam. Şengül bir kere sana şöyle söyleyeyim. Kızların ikisi de sana benziyor. Hatta ekranda göstermeyeceğim. Dur. Neşet hadi gel sana kızlarının fotoğrafını göstereyim. Nerede benim telefonum? Sana değil be. Sen otur. Annesine göstereceğim. Gel hayatım ben sana göstereyim gel. Bırakmayacaksınız çocuklarınızı bak. Aynı sen. Gördün mü? Ne kadar sana benziyor. Diğeri de bu. Benim kızlarım var. Evet. Tanıdın mı? Tanıdın mı? Dur otur otur gel. Otur. Bu herhalde küçük olan. Çok değil güzel. Bana dur bu bayı. Esmerdi. Bu da küçük değil mi? Aynı sana benziyor değil mi? Ben gördüm zaten dedim ki Ayşe Şengül'ün kızı dedim. Ama ekranda vermeyeceğim fotoğraflarını. Kusura bakmayın yani. Hani onların da huzurunu rahatını bozmamak lazım. Nerediler? Sana şöyle söyleyeyim. Çok iyiler. Senin bir tane kızını yine iki kızını da çok iyi iki aile almış yetiştirmiş. Allah razı olsun. Bir kızın öğretmen olmuş. Ay inşallah. Diğer kızın evlenmiş iki tane çocuğu var. Çok iyi bir eşi var. Öğretmen olan evli değil herhalde daha değil mi? O daha tabii küçük. Ondan sonra ikisi de çok mutlular. İkisi de çok iyi ailelerde yetişmişler. İnşallah Allah razı olsun bakanlar. Ama... Alırken de yani iyi aile dememin altında özellikle çiziyorum. Çünkü onlar kardeş olduklarını biliyorlar ya alırken. Kardeşleri de birbirinden kopartmamışlar. Ve kardeşler de beraber birbirlerini tanıyarak, bilerek, görüşerek büyümüşler. Gerçekten bu anlamda kutluyorum onları yetiştiren aileyi de. Görebilme mi? Şansın var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tabii onları da şu anlamda anlamak istiyorum. Büyük kız hatırlıyor. Ama büyük kız diyor yanında bir kadınla beni bıraktı diye. O annem değildi diyor. Kız gittiğinde ismini söylemiş. Kardeşinin ismini söylemiş. Kendi ismini söylemiş. Bize öyle hitap ediyorlardı diyor. Bir kadınla beni babam bıraktı. Yurda bıraktı diyor. Hatta özellikle sordum. Annesi değil. Başka bir kadındı diye. Sana oradan söylüyorum. 6 yaşında çocuk hatırlamaz mı? Hatırlamam. Ne büyük bir travma yani. Bir de gidiyorsun sen. Abicim madem başka bir kadınla gezeceksen o zaman çocuklarına bakacak kadını alacaksın yanına. Öyle çocukları yapıp yapıp balayı hayatı sürmek yok. Kim bakacaksa çocukları o kadın gelecek. Müge abla ne derseniz haklı. Kadın da bunu bilerek gelecek. Kabul etmiyorum ha. Kadın da bunu bilerek. Yok ya kadınlar da geliyorlar evdeki çocukları gönderelim biz aha öyle bir hayat var mı kardeşim orada çocuk var kedi yavrusu mu bu? Hoş kedi yavrularını da bırakanlara da çok sinirleniyorum. Nerede doğuyorsan çocuk o yani. Neyse şimdi çocuklar bilmiyorum sen buradan seslen. Şimdi kızlar diyorlar ki biz ya hiçbir şey hissetmiyoruz. Hani çok yabancı bizim için. Tabii ki yabancı olabilirler. Görmediler ki çocuklarım. Evet yani çok yabancı hiçbir şey hissetmiyoruz. Hani, yani tamam biziz ama yani o anlamda görüşmek istemiyorlar. Çünkü bizim için çok yabancı insanlar diyorlar. Ama ben özellikle de bu hikayeyi burada paylaşmak istedim. Hem onlar için. Hem de onlar görüşmek istemeyince de kimse yanlış anlamasın diye. Çocuklar hatırlıyorlar çünkü. Gayet net bir şekilde yaşadıklarını. Bence sen kızlarına seslen. Senin bu işle ilgin yok yani. Evet. Bu da ne yapsın? Bu da gariban bir 14 yaşında. Ne olursun kibar kızım. Ben senin adını kibar kodum, Seda kodum. Ne olursun ben bir hata yaptım. Keşke bırakmasaydım, sizi gitmeseydim, sürümseydim. Bebekler zaten pişmanım kızım. Ay. Ben analık yapamadım, sen yapmalı yavrum. İçimdeki acıyı dindi yavrum. Günlerce uyuklayamadım.
Çok güzel kızlarım. Çok güzel. Aynı sana benziyor. Sana hiç benzememişler. Ne olursun kızım, benimle bir görüş. Öpeyim seni, koklayam yavrum. Kardeşlerim denizin önünde bekliyor kızım. Dört tane kardeşim var, kız kardeşim var. Gel görüşelim. Ne olursun kızım, yalvarıyorum sana. Gel bir görüşelim, öpeyim kokayım seni. Ya kıyamam gerçekten. Yani sizlerin de kırgın olduğunuzun farkındayım ama... ...yani bu kırgınlığı sürdürmenin de bir anlamı yok. Aslına bakmayın, şimdi Neşet'e de kızıyorum ama Neşet'in de yaşı küçük o sıra. Yani iki tane çocuk işte. Bir de çocuk yapıyorlar. Demek ki aileleri de sahip çıkmamış. Destek olmadı mı? O da babasının evine gidince bu sefer çocuklarla Neşet kalmış. Yani bir anneleriniz falan da almamış ki. Miguel abla çok çile çektim. Çok eziyet ettim. Deniz kenarlarında yattım. Yani yanmadım, bir şey kalmadı. Sen okula gittin mi? Gittim. Ne kadar gittin? İlkokul 5'e kadar okudum. Okudun. Şimdi ne iş yapıyorsun? Orada burada çalışıyorum. Ay dur, gel sana da göstereyim kızın fotoğrafını. Şimdi dur, kıyamadım de gel. Şimdi böyle de yapıyorum. Zaten benim bu yufka yürekliliğime de çok kızıyorum kendime ama. Ya böyle olmamam lazım ama dur şimdi. Yine dakika. Dayanamadın ya. Dayanamadım geri. Bak, bak bu küçük olan mı? Ha, küçük olan. Evet. Güzeldi. Ha, hatırlıyor musun? Evet. Hoca sen görmedin. Bu da merak büyük olan. Boynunda yanık vardır, yan yanı. Evet. Çok güzeller ikisi evet. De. Evet. Ne kadar büyümüşler değil mi? Evet. Çok, şimdiki güzel. Aklın olsa bırakır mıydın? Şu ekrana bir bak, anlat kızına. Şimdiki aklın olsa bırakır mıydın? Şimdiki aklım olsa kendimi zindan atarım, yine o hareketi yapmam. Gerçekten sizden Allah razı olsun. Hepimizden. Yani çok iyiler. Bir kere gerçekten gözünüz aydın. İyi olmaları çok önemli. Bir kere geldi. Hani iyiler, mutlular. Bir kere şöyle gelsin de görüşmek istiyor onlar. Ya belki şöyle söyleyeyim kızlara. Hani şunu da anlayabiliyorum. Şimdi çalışıyorlar belki. Bunun bilinmesini istemiyor olabilirler. Yayına sesiniz çıkarsa belki istemeyebilirsiniz. Yok. Ama eğer arzu ederseniz yayın sonrasında... yani ben... Siz istemediğiniz müddetçe kusura bakmayın. Ama siz istemediğiniz müddetçe ben sizin cep telefonunuzu ya da telefonunuzu ya da nerede yaşadığınız bilgisini vermem zaten aile. Bu sizin kararınız. Ama kabul etseniz de etmeseniz de burada bir anneniz ve babanız var. Biyolojik anne ve babanız var. Evet. Kardeşleriniz var. Ne bileyim, karar sizin. Ben asla bununla ilgili kimseyi zorlayamam. Kardeş de çok kıymetli. Kardeş de varlığı. Kıymetli. Yani, anne evet, baba. Evet. Ya bir de ölümlü dünya. Sonrasında da pişmanlıkla yaşamamak lazım. Şimdi Miguel abla, çocuklarımız da soruyor. Bizim kardeşlerimiz nerede diye. Büyük kardeşi var, abisi Tayfun. O da soruyor. Bizim çocuklarımızı nereye bıraktınız da bana işkence çekiyor. Onlar da tabii evet, kızıyorlar yani, size. Tabii ki, çok haklısınız yani. Öbür kardeşleri de var. Kibar'ın, Seda'nın. Onlar da söylüyorlar. Baba bizim ne olursun kardeşimizi bul diyerekten. Ben de size Miguel Bey'e başvuru yaptım. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok aradık. Yani hiçbir yerde izini bulamadık. Sizden Allah razı olsun. ATV ekibinden Allah razı olsun. Sağ olun. Ben bir kere sizliğe kapıldım. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız. Şimdi tek ümidim onların bizi aramasıydı. Ya bilmiyorum, ben yumuşayacaklarına inanıyorum. Yani, i̇nşallah, inşallah. Çünkü hatırlıyor özellikle. Büyük olanın adı neydi? Kibar. Kibar hatırladığı için. Evet. Sonuçta sizi hatırlıyor, annesini evet. Hatırlıyor. Hatırlıyor. Sen onunla ilgili ne hatırlıyorsun? Ona bir şey söylemek ister misin o son zamanı? Küçüktü ona, çocuğum. Sen ne severdi, ne yerdi? Onun hatırlayacağı bir şey. Makarna yerdi, pilav yerdi, ayran içerdi kızım. İyi şartlarda bakamadım kızım sana, ne olur. Ay. Kaç yaşında ne yapalım bir hayatım öyle. Kendi ne yapalım hayat şartları herkesin. Şengül böyle. Hanım. Efendim. Özür dilerim, kaç yaşında olduğunu söyle o zaman. Ben yaşımı hatırlamıyorum hocam. Yani çocuklar 5-6 yaşındayken toplam kaç yaşındaydı? Bir tanesi 2 yaşındaydı. Sen. Anne olarak sen kaç yaşındaydın? Yani kaç yaşında dünyaya getirdin onları diyor. Vallahi hatırlamıyorum orasını ya. Okumuşluğum yok ya. Hatırlamıyorum. Hocam okur yazarlığı yok, nikah yok, para yok, yok.
Yok Müge yok. Hanım, bir de hep diyorum çok hayatta çekti. Yok diye bir şey var yani. Benim ben annesizlik hiç ben annemi hiç görmedim suratını. Sen de mi anne görmedin? Hiç. Senin annene ne oldu? Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Sana kim baktı? Yengem bakmış. Abimle yengem bakmış. Onları buradan çok teşekkür ediyorum. Abinin eşi baktı sana. Baktı. Sonra sen de erkenden evlendin. Erkenden de çocuk evlendim. Eve de sığamıyorlar bir yerden sonra. Bir an evvel gitmek istiyorlar. Evet aynen öyle. Sen de dövmüşsün. Sen niye dövdün? O zaman bir geçimsizlik sıkıntılarımız vardı. Mücadele ettik ama olmadı. Ama bundan sonra çocuklarımı asla bırakmayacağım. Gel otur bakalım. Gel ben inşallah. Ben bizi izlediklerini biliyorum şu an. Dediğim gibi. Hani bir yere kadar. Ben kimsenin özel hayatına girmek, kimseyi özel hayatında huzursuz etmek falan arzusu taşımıyorum. Ama bazen onlar da ailelerini arıyorlar. Ben inanıyorum ki içinizde bir yerde siz de görüşmek ve konuşmak istiyorsunuz. Kibar'cığım senin anneni öyle. Unutmam mümkün değil. Yani söylerken bile burnumun direği sızlıyor ama 6 yaşındasın. Anne unutulur mu? Hadi 4 falan belki bir derece ama 6 yaşında unutulmaz anne yani. Şu anda ya kızgın küs derler. Ama. Kızgın şimdi derler. Eğer ben bırakırsam bana küssün yani anlatabiliyor muyum? Ama şimdi Şengül'ün durumunu düşünmek lazım. Kadının da ne yapıp ne yapamayacağını bir anlamak lazım. Yani ya zaten biri öğretmen. Çok kötü bir duygu. O nedenle annenin yaptığı davranış hem yaşının küçüklüğü hem o anda çaresiz hissetmesi kendini ve böyle bir sonu hiç tahmin edememesi tabii ki. Yani hiç aklına gelmemiştir ki babanın çocukları terk edip götürüp bir yerde bırakabileceği. Yok yok annem değildi diye de hatırlıyor. Evet. Ben ikisi birden mi yalan söylüyorlar diye düşünmüştüm. Hayır, sonra hayır. Şengül oradan kurtardı. Bu arada kızlarınız diyor ki iyi ki bizi bırakmışlar. Ailelerimizle çok mutluyuz. İyi yetiştirildik ama görüşmek istemiyoruz. Bilmiyorum ya belki... Belki yürekleri yumuşar ya. Kim bilir. Şimdi Müge abla ben hata yaptım. Tabii kızımı görmek istiyorum. O haklı şu anda bizi görmemekte de haklı. Haklı yani. Ne dese haklı. Demiyorum. Hani kızıyla evladı varsa da torunlarımın da ellerinden öperim. Gözlerini severim. İki tane büyüğün iki tane de çocuğu var işte. İki tane de torununuz Allah var. Allah bağışlasın. Başka torununuz var mı? Var. Bir tane kızımdan var. Üç tane de torununuz oldu. Yaprak evet. Diyen kız Allah torunum var. Allah bağışlasın. O da İzmit'te oturuyor kendisi. O da izliyor şu anda. Ona da buradan selam söylüyorum. Tabii o da kardeşini şu anda görmek istiyor. Şimdi bütün ağlayalım ekranda. Okuma yazman olsaydı... Ve o gelen mahkeme kağıdının içeriğini okuyabilseydin, mahkemeye gidebilseydin, ben inanıyorum ki sen onların verilmesine müsaade etmezdin evet. Anne olarak. Ama işte okuma yazma bilmemenin... Evet. Acısı. Bak acısı işte nerelerden. Peki niye bu seferberlikte katılmadın okuma yazma öğrenmeye? Niye? Gidemedim. Çocuklarım vardı. Ay bırakacaksınız abiciğim. Olur mu ya? Niye gitmiyorsunuz ama? Milletin evine bile tek tek hocalar gitti. Bitmedi. Bak yine söylüyorum. Sen eğer o gün okuma yazma bilseydin bu kadar şu anda gözyaşı kendim dökmeyecektin. Kendim arardım çocuklarımı. Kimse hayır. İhtiyaç kalmazdı. Hayır. Neşet Bey'in adı, adresi, her şeyi varmış. Neşet Bey'e çocuklarını evlatlık veriyoruz. Kabul et diye o kağıt gelmiş. Ama sen okuma yazma i̇şte. Bilmediğin için evet. Anlayamıyorsun ne olduğunu. Aynen. Neşet Bey'in okuma yazması var. Sen okumuşsundur. Evet. Belki de gitmedin bile. Hayır gitmedim. İşte gitmeyince hayır, de gitmedim. Haber çıkmayınca da verildi. Ama... Şimdi Gozlu Karakolu'na kağıt geldi ama benim kendi elime ulaşmadı kağıt. Gelmiş. Ne Şengül'ün eline bile gelmiş de sana mı gelmiş? Hayır bana gelmedi. Şimdi ben ne yalan konuşuyorum. Vermiştir bana gelmedi. Şengül Hanım sana o kağıdı. Yok çocuğu dedim ya çocuk okuyordu. Anlayamadım ben pek. İşte çağırıyorlar. Sonra gelen celde mahkeme işi içeriğini vermiyorlar ki hocam. Gelen celde diyorlar ki aile mahkemesine davetlisiniz. Evet. Ya da işte şunun için şey yapın. Yani o postada bütün dosya evrakı gelmiyor. Davet ediliyor sadece. Öyle mi? Dur bakayım kızlardan biri bağlanacak mı ay sanırım? İnşallah. Ay canım benim. Neydi kızların adı senin? Kibar Seda.
Seda. Seda küçük mü büyük mü? Evet küçük. Küçükler oluyor. Küçük olan. Evet. Dur bakayım Seda bağlanacakmış şimdi. Galiba Reci'de bir telefon sıkıntısı mı? Ondan mı bağlayamadınız? Ay dur bakalım hadi inşallah. Baksana gözlerin içi güldü. Aslında kibar da anne olmuş. Aslında anneliğin hani ne demek olduğunu, biyolojik annesinin de çektiği acının ne kadar derin olduğunu hissediyor olabilmesini beklerim ben. Ama belki de tam tersi kırgınlık... hocam. Tanıdığın hani o hatırlıyordur. Hatırladığı zaman alınması belki daha doğal. Daha travmaya uğramıştır. Evet. Daha travmatik. Tanımayan için daha kolay ama evet. Anneyi hatırlayan için bırakılmak daha acıklı değil mi? O ayrılış, o süreç, anneyi özleyiş, anneyi arayış. İkisi sarılıp ağlıyorlarmış. Hatırlıyorlar çocuklar büyük. Bir de o bırakılmanın verdiği korku da çok fazladır. Yani şimdi biraz empati kuralım. O yaşlarımızda hani bilmediğimiz bir yerdesin. Annem baban yanında yok. Çaresizsin. Ve bir anda orada yaşamaya mahkum ediliyorsun. Bir de senin kibar tabii sen evden gittiğinde de bir terk edildi. Bir de öyle düşün. Şimdi Şengül babaya bıraktı. Tabii. Ve gitti evden. O sırada da anne onu terk etmiş oldu. Aslında bu ikinci geldi. terk edilmişlik bir başkası yani. Onunla ilgilenmeye başladı. O da maşallah o hiç da ilgilenmemiş de işte götürüp evet. bırakmışsınız. Peki niye çocuklarınıza bakacak birini evine getirmiyorsunuz? Bunu bir tek yapan sen değilsin erkek olarak. O kadar çok rastlıyorum ki. Şimdi Müger abla. Herhalde gerçekten, böyle aşıkta olmuyorsunuz herhalde hayır, birbirinize onu, hemen. Onu demek istemiyorum. Gerçekten ben hayata mücadele verdim. Çok mücadele verdim. Ve başaramadım. Hayır. Yani gelen kadına çocuklarıma da bak diye getirmek lazım değil mi yani? Hani çocuklarıma bakarsan gel. Yani söyleme sahip. Şimdi bizim hani erkek milleti hani biraz kanak. Ben şimdi bir şeyi inkar etmiyorum. Geldim. Kadının aklına erkek şey milleti kadın konusunda kanar. Yani. İyi vallahi kanar. Güzel böyle bunlar da güzel şeyler yani. Kadın kısmısı kanıyor mu arkadaşlar? İyi. Öyle mi? Tamam. Verin bakalım. Şeyde mi problem mi oldu telefonda? Allah Allah. Verin bakalım şeyde mi? Hoparlör mü? Hayatım kusura bakma dur bakalım böyle yapacağız. Alo Sedacığım. Alo. Seda. Ha, merhaba Müge Anlı ben Sedacığım. Merhabalar nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim sağ olun. Hayatım bizim telefonlarda bir sıkıntı olmuş. Şimdi bak anneni veriyorum sana. Hayır kesinlikle istemiyorum. Ha, istemiyor musun annenin sesini duymak? İstemiyorum. Ha, ben sen öyle istiyorsun diye ben de bekliyordum. Tamam o zaman kapatıyorum hoparlörü. Tamam kuzum. Ha dur o zaman açıyorum tamam. Öyle dur soru soracakmış. Beni de oynatıyorsunuz ha. Tamam. Dinliyoruz hayatım seni. Bir anne olarak nasıl gitti? Bir anne olarak nasıl gitti diyor. Kızı. Babanla tartıştım. Geçim sağlayamıyordum Seda. Nasıl geçim sağlayamıyordun sen ya? Sen ekmeksiz kalsaydın da. Yanımızda dursaydın. Babanla kavga ediyordum. Dövüyordu beni gittiydi. Bir suçum yok yavrum. Cahilliğimi bağışla Seda. Ne olursun gel öpeyim üzerim. Sizi kesinlikle kabul etmiyorum. Benim bir tane kardeşim var. O da aynı kaderi paylaştığım kardeşimdir. Ve başka kardeşim yoktur. Vicdanınızla sorgulanın. Diğer dünyada sizden çekeceksiniz. Benden çekeceksiniz siz. O sokağa bırakılıp gidilen bir çocuktum ben. Ve ablam da. Kızım ben bırakmadım sizi yavrum. Ne olsun? Sen bizi bıraktın. İyi ki de bırakmışsınız. Gerçekten ablama bu konuda katılıyorum. İyi ki bırakmışsınız. O kadar güzel bir aileye düştüm ki. Dört dörtlüktü. Gözümü hiçbir şey... de bırakmadılar. Allah razı olsun da bakanlığa yavrum. 23 sene sonra niye çıktınız siz ya? Neden biz 18 yaşına gelince reşit olduğumuzda çıkmadınız? Kızım aradım Bartınlara gittim. Araştırdım öyle bir bilgimi bulamadım. Ama ben 18 yaşında yine Müge Anlı vardı. Çıkmayı düşünemedim Seda. Kimsem yoktu elimden tutanım yoktu.
Benim de iki tane evladım var. Allah... Ama hiçbir şekilde sizin torununuz değil. Beni besleyenin torunu. Allah bağışlasın kızı. Ben niye bırakmıyorum çocuklarımı ya? Sen benim gibi bırakma yavrum. Sahip çık onları. Ben de dayak yedim. Ben de şiddet gördüm. Sen ne? Sen nasıl bırakabiliyorsun ya? Neden sen haklısın? Birlikte evliyim. Neden sen haklısın Seda? Sesi yükselsene. Kesinlikle anne baba olarak hiçbir şey değilsin. Siz bize bunları çektirdiniz ya. Ama tek iyi yaptığınız şey bizi bırakmanızdı. Ne olsun Seda? Büyücük gel kızım. Koklayayım seni. Kapattın. Kapattım. Yok kapatmadı aslında da. Alo. Alo kapatmadı kapatmadı. Çok terbiyeli bir kız öyle bir şey değil. Seda. Kapatmadı. Seda. Seda. Çok dinliyor seni. Kızım ne olsun bir yolcuk göreyim seni. Günlerce hasretinden yandım kızım. Savunduğun adam var ya, ona söyle ki 23 sene önce bıraktığı yerdeki yere gidin, orada bomboş insanları koklayın, tamam mı siz? Oradaki çocukları koklayın gelin. Neden sen haklısın? O adamdan nefret ediyorum. Neden sen haklısın yavrum? Ama ben senin nefesini duydum ya. Yaşadığını da öğrendim. Başka bir şey istemiyorum. Belki anneni affedebilirsin Seda. Başka bir şey demiyorum. Benim diyeceklerim bu. Kesinlikle bilgilerimin verilmesini istemiyorum. Yok yok yok. Hiç o konuda hiçbir endişen olmasın. Olur mu güzelim? Sen mutlu ol. Belki aslında yüzleşmek sana da iyi gelebilir. Beni alan aile buradan da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Hayatları cennetlik ya. Allah razı olsun da baktıkları için. Biraz da işte parasızlık, çaresizlik. Bir de annenin yaşı çok küçük Seda. Belki onu düşünmen lazım. Ben de 17 yaşında ilk çocuğumu doğurdum. 17 yaşında ilk çocuğumu kardeşlerinizin doğurdum. Hiçbir bu konuda bir suçu, günahı, hiçbir şeyleri yok. Onlar çok masumlar. Onları görebilirsiniz. Evet durmadan paso çocuk doğurmuşlar. Bizim üstümüze bırakmışlar bir de bizim üstümüze de yapmışlar. Bu konuda haklısınız. Peki ben bir reklamlara gireyim. Ne vesile olacak? Evet Seda telefon attığımızda. Seda'cığım. Evet sesini yükseltelim. Seda kızım. Alo. Seda kızım. Duyamıyorum şu an ama. Alo. Duyuyor musun Seda bizi? Evet. Seda kızım, ben baban Neşet. Sana yalvarıyorum, ne olursun kızım, ben bir hata yaptım babana. Duyuyorum, duyuyorum. Ne eziyet yaparsan yap, sana her konuda razıyım. İsterse bana hayvan da, isterse köpek de bana, ne dersen de. Haklısın kızım. Ben bir hata yaptım. O durumlarda onu getiriyordu kızım. Sana yalvarıyorum ne olur. Birincisi bana Seda deme. İkincisi köpeklere bile saygı gösterilmiyor. Sen bir benim gözümde bir canavarsın. Köpekleri ben o kadar köpek seviyorum ki sana köpek bile diyemem ben. Ki sen benim babam değilsin. Sen benim hiç yani hiç şeyim değilsin. Seda peki sen hatırlıyor musun bırakıldığın zamanı? Ben bırakılmıyorum. Ben 12 yaşında öğrendim evlatlık olduğumu. Ama abla... Annem söyledi psikolog tedavisiyle ben bayağı bir zorluklar çektim. Beni bıraktıklarında annem beni aldığında, annem dediğim o kadın değil, o yayındaki kadın değil. Beni alan annem. Aldığında benim... Affedersin, altımda vücur vücur kurtlar dolaşıyormuş ya. Başımda bitler dolaşıyormuş. Ben o kadar durumdaymışım ki. Doktorlara götürmüş, ilaçlar almış. O kadar berbatmışım. Ve ben depremden korkuyordum. Gece bir davul çaldığında ben bayıldım. Bayıldım. Dillerim kilitlendi ya. Bana neler yaşattılar küçükken Allah bilir. Yani öyle travmalarım da var diyor. Var. Ben
karanlıkta yatamıyorum. Ben annemle birlikte 12 yaşıma kadar aynı yatak odasında yattım. Ve annem zıvalese bile kalktığında ben ağlarmışım. Anne beni bırakma diye. Hangi vicdanla beni aramaya kalktılar ya? Kızım ne desen haklısın. Ben şu anda sana bir şey diyecek kelime bulamıyorum. Ben bir hata... Sen benimle konuşma zaten. Sen o bıraktığın kadınla bir hayatını dolu dolu yaşa. Bir baba evladını bırakma. Kızım ben bir hata yaptım diyorum. Ben sen bir cahillik yaptım. Sen bir tam bir cahilsiniz siz. Benim de iki tane çocuğum var. Ben de eziyet çekersem çekeyim. Benim çocuklarım yanındadır. Bir de bana karşı yorumlar yapmış, istek yedi. Ben 17 yaşında evlendim, ben kaçtım. Ben annem tarafından hiçbir şekilde kötülük görmedim. Onun ailesi tarafından ben kendim isteyerek, severek kaçtım. Bunu da bilsinler zaten. Evet, biraz aile tarafında geçimsizliğim var, içimde sorunlarım var. Şu an hiçbir şekilde sorunum yok. Allah da daha sorunlu olmasın kızım. İnşallah böyle evliliğin düzenli iyi gider kızım. Ben söylemiyorum. Anlayamadım. Sen benimle muhatap olma. Benim bir tane kardeşim var. O da aynı kadarı yaşadığım kardeşim var. Sen beni bıraktığında nasıldım ben? Sen bana bunu söylesene bir. Nasıl? Ne? Ağlıyor muydun? Anne mi diyordun? Baba mı diyordun? Ben ne diyordum ya? Dini sen bıraktığında diyor, ben ne diyordum, anne mi diyordum, baba mı diyordum, bana bir anlatsana diyor. Yine anlayamadım ki. Beni diyor bıraktığında. Evet. Ben diyor ne yaptım diyor, anne mi dedim, baba mı diyordum, ne diyordum, sen bana bir anlat, onu anlat diyor. Evet kızım, anne diyordun, baba diyordun, konuşuyordun. O farklı mı? O farklı. Duyuyor musun? Benim bir tane kardeşim var. Canım kardeşim de değil de kendileri şu an. Tabii öyle demek zorundayım. Abim varmış herhalde. Adı nedir? Tayfun. Tayfun. Evet. Evet, ben küçükken kardeşimi sayıklıyormuşum. Tayfun'un mu adını sayıklıyormuşsun? Teşekkür ederim. Bize bunları ama yaşattığınız için... Tayfun'un mu adını sayıklıyormuşsun Seda? Ama Seda... Seda, sana Tayfun abinin telefon numarasını verebilirim. Abinle görüşebilirsin. Yok, hayır. Ben, beni alan annem anlattığı Tayfun diye dilinden düşürmüyormuşum. Ay yazık. Eşeğe biniyormuşum. Onunla birlikte. Eşeğe biniyormuşum Tayfun'la beraber. Evet, parkta biniyordular. Aa, hatırlıyor çocuk. Ben... Anneme gittim, annem beni aldığında ben kendi anneme bunu anlatıyormuşum. Ama Seda, şöyle kızım, ben sana şunu seslenmek istiyorum. Bak, abinin numarasını vereyim, Tayfun bak, abinin numarasını... Bak, başka bir şey söylüyor. Diyor ki, siz beni bıraktığınızda bak ben abimi sayıklıyormuşum, eşeğe biniyormuşuz, onu anlatıyordum. Yani ben diyor gayet bilinçliydim. Yani ben evet, onları evet yaşadım diyor yani çocuğum. Çünkü bunların üçünü ben parka getirmiştim. Bunlar parkta salıngaçlara biniyordular. Abilerle birlikte. Ki sen küçük olansın değil mi Sedacığım? Evet, evet. Evet, ben küçük olanım. O zaman ablam bayağı şey hatırlıyor yani. Ablam evet bazı şeyler hatırlıyordu. Bana hatırladıklarını zaten söyledi. Evet. Küçük olan bunları onun hatırladığına göre... Onun için travmaları Seda, çok ağır. Ya şimdi bir saniye. Seda, sana sesleniyorum. Bak benimle konuş... Bana Seda olarak seslenmezseniz. Ama şöyle rica ediyorum senden. Abinin hiç yoksa sen numarasını vereyim. Abinle muhatap ol. Gene bizde olmayacaksan olma. Sana da bu kadar söylüyorum. Ha belki bana çok kırgınsın. İleride belki hani bu kırgınlığın gidebilir. Görüşebiliriz. Ben bir hata evet, yaptım. Yok. Sen beni bıraktığın yerde git topla bul. İlerisi yok bunun. Ve kardeşlerini görmek ister misin? Kesinlikle görmek istemiyorum. Anlıyorum. Ablan da aynı fikirde anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle ne o aileyi ne kardeş dediğimiz kişide. Bir de ya bir şey söyleyeceğim, utanmadan teyzeler halalar da çıkmış. Yani hiç mi utanmadınız ya? Kızım ben kızımı aramakla hata mı ettim yani? Evet, hata yapıyorsun. Sen bırakarak hata yapmışsın, niye arıyorsun sen kızım, ya? Kızım o şartlarda o gerekiyordu, öyle yaptım. Ben bir hata yaptım, yapmadım demiyorum sana. Bana ne söylesen haklısın, ben şu anda senin her dediğini... Sen kabul ediyorum kızım. Beni
Be? Seda, şu anda öfkelisin kızı. Ben de hata ettim. Sen de? Sen de baba evine giderken bizi de mi düşünmedin? Aa, baban dövüyordu beni. Tamam. Bak, ben de diyorum, ben de siklet gördüm diyorum ya. Bizi niye almadın sen? Biz senin evladın değil miydik? Köpek miydik biz? Orada haklısın. Başkasından olma mıydı? Hayır. Aynı kanı taşıyorsunuz kızım. Niye bıraktın bizi? Bir anda öfkeyle gittim. Ben kaç yaşında sütten ayrıldım? Söylesene bana. Anlamadım. Ne diyor? Kaç yaş? Ben kaç yaşında sütten kesildim diyor. 2 yaşında kesildin. Sağ ol ya, gerçekten teşekkür ederim. Ama gerçekten bana bir iyilik yaptılar. Teşekkür ediyorum onlara. Kızım ben de teşekkür ediyorum. Sana bakan aile ben de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. O kadar güzel bir anneye düştüm ki anlatamam size ya. Dillerimle bile anlatamam. Kızım Allah'tan güzel... Allah'ın peki sana son bir şey soracağım. Hiç düşünüyor muydun kim benim ailem diye? Hiç aramak istedin mi? Bir ay önce aramak istemiştim. Evet, Bağış'ın müdürlüğünü aradım. Aha, bak aranmış. Ben sana aradılar dedim ya. Ne zaman aramak istedin? Bir ay önce. Bir ay önce. Evet, Bağış'ın müdürlüğünü aradım. Evet. Bizim kimliklerimiz değişmiş. Anne baba adımız artık Safiye yazıyordu. Soyadımızda Barış yazıyordu. Yani kalp kalbe karşıymış derler. Evet. Keşke kalp kalbe karşı olmasaymış. E peki ama bir ay önce bulmak istedin. Mesela o zaman bulsaydın ne yapacaktın? Bir ay önce bulmak istediğim şuydu. Beni neden bıraktıklarını zaten ben sizi izlediğimde gördüm yani ilk günden neden bırakıldığını yani bir kadınla bırakıldığını bile artık gördüm. Yani bunları sorgulamam gerektirecek bir şey yok. Anladım. Seda gel buraya bir yolcu koklayayım kızım seni. Dedim ya bıraktığımız yerde bunu da koklayayım. Ben bir hata ettim kızım. Ablamla kesinlikle görüşmek istemediğini zaten mandile getirdi. Daha demin kendisiyle görüştü. Benim öyle bir aile deneyecek kadar bir şeyim yok. Peki Sedacığım. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Yani Seda dememin nedeni senin tabii ismin farklı. Hani onu söylemek istemediğim için. Ailenin bilgileri bizde var. Anne Neşet Bey'in ve Şengül Hanım için. Anne baba demin de kızdırmayayım iyice. Tabii. Eğer öfken geçer ve onlarla işte o sayıkladığın abinle görüşmek isterseniz bize ulaş. Biz de seni ailenle buluşturalım. Olur mu? İstemiyorum ama yine de duysun. Fark ettiğin zaman fikrimin değiştiğini sanmıyorum. Abi nevli Seda. Siz de o zaman evli Seda bir tane çocuğum var. Ömür boyu ağlayın. Ben ağladım siz de ağlayın. Ben can çektim siz de çekin. Biz bunları hak ettik. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığın için canım benim. Eğer istersen dediğim gibi bize abla, ulaşarak bilgiler alabilirsin. Amcası sizin de Tayfun'un fotoğrafını bize verin. Biz de arkadaşlarımız Aslınar Seda'yı belki o da abisini görmek ister. O sayıkladığı abisini. Şeyden, bu WhatsApp, küçük olan çocuk efendim altını çizerek söylüyorum. WhatsApp'tan atarım Müge abla. O hatırlıyor ki işte hani eşeği abisini falan hatırlıyorsa büyük kızın travmasını. Abi de onu çok sayıklamıştır mutlaka. Yani verildiği onlar için sonra, de çok büyük üzüntü. Onlar için de çok ağır bir travma. Abi de muhtemelen Seda'yı da ablasını da çok çok sayıklamış. Zaten onlar çok kızıyorlarmış evet. İşte. Abiler zaten aynısı ona benziyor zaten parlak. Onlar şimdi, gibi parlak Tayfun yani. Mı? Evet çok yakışıklı bir abisi var. Tayfun da bizi izliyorsa o da eminim Seda'nın şunu, sesini duymaktan dolayı mutlu olmuştur. Mutlaka bir düşünün. Küçücük bir çocuk anne babasının güveniyle yaşar. Evet. Evet. Anne babasını gördükçe güven içinde yaşar. Çocuğun bırakıldığı anki paniğini düşünebiliyor musunuz? Çocuğunuzu hiç kaybettiniz mi siz bir yerde? Bulana kadar ne yaşadığınızı düşündünüz mü? Ay Allah göstermesin. O çocuğun, bu çocuklar hangi yaşta normalleştiler?
Hangi yaşta bu travma yaşar gibi gözüktüler? Kaç sene sürdü bunların uyumları? Kaç sene sürdü? Çok burası, burasını mutlaka düşünün. Mutlaka düşünün. Yani o panik, o telaş, o korkuyu çocukta bir düşünün. Sedacığım bak bir arkadaşım mesaj atmış Atik, Betül. Demiş ki Seda haklı olmakla birlikte bu kadar kin, öfke kendine zarar verir be kuzum diyesim geldi demiş. Gerçekten bir yerde bırakmak lazım ama görüşüp görüşmeme bence şu anın kararı değil. Evet. Onlar terk edildikleri için ve terk edildiklerinin de farkında oldukları için çok öfkeliler. Belki küçük bebek olsalardı bu kadar öfkelenmeyeceklerdi ama yaşadıkları gerçekten onlara öfken. Ben çok hak veriyorum Seda'ya da ablasına da ama çok da doğru söylüyorsun Betül'cüğüm. Bu kin ve öfke de insanı bitirir. Evet. Belki zaman içinde sen de anlayacaksın. Kardeşlerinle görüşerek var. Evet, bunu rayına korabilirler evet, diye düşünüyorum. Belli bir zaman içerisinde belki abisiyle de irtibat kuracaklardır. Evet. Ve zamanla abisiyle görüşmelerine bir engel durum yok öyle anlıyorum. Ondan sonra da belki inşallah kızgınlıkları, kırgınlıkları ki kızgınmak yani kırılmakta da kızmakta da Seda ile ablası %100 haklı. Sayın avukatım. O bakımdan biraz sabırlı olun ve temenni ediyorum ki Seda'nın ve ablasının kızgınlığı yavaş yavaş abla abisiyle görüştükçe dağılır. Belki tekrar aile yani kibar da Tayfun'u bir araya gelir diye ümit ediyorum. Efendim evet. Lütfen bunları da yani biz burada bir senaryo çekip oynamıyoruz. Bu bir dizi film değil. Bu hayatın tam da gerçeği. Eğer şu anda yine evini, kocasını terk etmeyi düşünen hanımefendiler varsa, eşine eziyet eden beyefendiler varsa, çocuklarını sağa sola bırakmayı düşünen anne babalar varsa lütfen bu örnek olsun. Bakın bu hikaye 30 yıl önce yaşandı. Biz 30 yıl önce yaşanan bir olayın, bir terk ediliş öyküsünün bugünkü yansımalarını izledik. Yani bugün yaşanacak bir terk ediliş işte 30 yıl sonra nelere mal oluyor, nelere sebep oluyor, neleri görüyoruz, ne büyük üzüntüler. Bu nedenle dikkatli olmamız lazım, çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Beyefendiler de biraz eşlerine lütfen daha anlayışlı ve iyi davransınlar. Hanımefendiler de kendiniz bakabileceğiniz kadar, anne olarak bakabileceğiniz kadar lütfen çocuk dünyaya getirsinler. Baba evine döndüğünüzde kaç çocukla sağabileceğinizi hesap ederek eğer çalışmıyorsanız şu an için bir mesleğiniz yoksa mesleğiniz varsa yine aynı şekilde mesleğinizle çocuğu nasıl idare edebileceğinizi düşünerek yaparsanız yani sadece kendinizin değil çocuğunuzun kaderini de beraber olduğunuz erkeğe bağlamadan ayaklarınızın üzerinde durmayı tercih ederseniz biz kadınlar bu acıları yaşamayız. Ben eminim Şengül'ün şu anda kalbinden böyle bir parça koptu. Evet. Ama sesini duyduk, iyi olmalarının da mutluluğunu yaşadık. Efendim aramızda Derya Hanım var. Derya Hanım diyor ki evlilik vaadiyle dolandırıldım. Üstelik bu evlilik vaadiyle dolandırılma kaç liraya patladı size? 85-90 faizleriyle banka kredisiyle beraber 100 milyarı buldu. 100 bin lira ya mal oldu belli size. Belli bankalarda deniz. Neden? Dinleyeceğim. Neden? İşte evleneceğim diye hayal etti. Ve bir tane çocuğu da var hanımefendinin. Kendi birikimini, çocuğu için koyduğu birikimini kaybettiğini iddia ediyor. Peki nasıl kaybetti bu parayı? Evlenme hayaliyle kredi çekti, 95 bin lirasından oldu. Toplam ben 95-100 milyara yakın para dolandırıldım. Çok yalancı, çok hüsgarcıymış. Bana hepiniz oyun yaptınız. İki ay görüştüğü adam yüzünden İzmir'deki evini terk etti, arkadaşına sığındı. Telefonda tehdit ediyordu. Korktuğum için ben de Antalya'ya arkadaşımın yanına gittim. Çocuğum her gün ağrıyor benim telefonla. İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi 50 yaşındaki Derya Çiftçi'nin evlilik hayali tatsız bitti. Emekli olan Derya Hanım'ı komşusu evlenmesi için bir akrabasıyla tanıştırdı. Komşum olan Demet'in kayını olaraktan tanıştırıldım evlenme vaadiyle. Sürekli telefonla konuştuk, görüştük, ettik. Kendisini araç kiralama firması sahibi olarak tanıtan Aşim Bey'le evlilik planları yapan Derya Hanım defalarca para verdiğini anlatıyor. Tarlası satılacak diyerekten bana söyledi. Tapu işleri falan varmış. Tapu işleri için benden para vermemi söyledi. Ben de itiraz ettim. İtiraz edince
Demet'i aradım telefondan. Demet de dedi bana yok dedi, çok dürüst dedi, fazlasıyla verin, nasıl olsa evleneceksiniz dedi. Ben de onlara dayanarak güvenerekten verdim 15.000. Birkaç gün sonra gene dedi yetmedi dedi, biraz daha verdi. İkinci seferde kredi çektim, ihtiyaç kredisi. 26.000 çektim, 25'ini gönderdim. Toplam ben 95-100 milyara yakın para dolandırıldım. Ben istediğim zaman vereceğim, yatıracağım, vereceğim, yatıracağım. Telefonumu engelledi. Yıllarca biriktirdiği parasından olan Derya'nın üstelik bir de ölümle tehdit edilmişti. Telefonlarıma tehdit ediyor. Ben tehdit edildiğim için kaçtım İzmir'den. Küfür ediyordu, arıyordu. Ben arayamıyorum. Kendisi arıyor benim. Biriktirdim paramı. Çocuğumun geleceği için. Ne isteriniz oğlumdan? Hadi bana acımadınız. Oğluma da mı acımadınız? Korkusundan Antalya'daki arkadaşının evine sığınan Derya Hanım, yaşadıklarının başkalarına ders olmasını istiyor. Bana hepiniz oyun yaptınız. Hepiniz düzen yaptınız. Ben size ne yaptım? Beni herhalde çok zengin biri sandılar. Dolandırdılar, gittiler. Allah'ından bulsunlar. Onun bulunmasını istiyorum. Sen bu iddiayla bizim programa katılan herhalde 3. 4. hanımefendi falansın. 50 yaşında İzmir Menderes'te yaşıyormuş Derya Hanım ve emekli. Nereden emeklisiniz? SSK'dan. SSK'dan emeklisiniz. Yani SSK'da mı çalışıyordunuz? Sürekli çalıştım ben. Ufaklığımdan beri çalıştım ben. Ne iş yapıyordunuz? Ben tekstilde çalıştım. Tekstilde çalıştınız. Emekli olmuş, bir oğlu da var. Daha sonra arkadaşı Demet Hanım'a, komşusuna demiş ki ben evlenmek istiyorum. Öyle mi? Ya şimdi 8 sene oldu benim eşim öleli. Ben yani bir kere... Vefat mı etti eşiniz? Evet, Allah vefat etti. Allah razı olsun. Dedim iyi birisi çıkarsa dedim, hayat arkadaşı, yanıma yoldaş. İşte söyledim yani, o da dedi, bir dedi kaynım var dedi, beni çağırdı, o tesadüf, o da gelmiş, bilmiyorum tesadüf mü geldi, anlaşarak mı geldi bilmiyorum. Oraya gelmiş, karşılaştık birbirimizle, işte beğendiğini söyledi, telefon numaralarımızı aldı, telefonla görüştük ettik. Ya bana beyefendinin bir telefonunu, fotoğrafını atacaktınız şimdi, ekrana vermiyorum da fotoğrafını. Verin ya, verin, herkes görsün. Dur şimdi. Herkes görsün. Şu an veremem çünkü bu anlattıkların, çünkü senin iddian, çünkü şimdi sen devamını anlat. Şimdi sen demişsin ki ismi Haşim. Haşim Yaşlı. İstanbul'da yaşıyormuş. İstanbul'da rentekar olduğunu söyledi. Bir araç kiralama şirketim var demiş. Sonra önce İzmir'e gelmiş senin yanına. Sonra siz sık sık telefonla falan da konuşmaya başlamışsınız. Evet. Peki sizinle size evlilik teklifinde bulundu mu? Evleneceğini söyledi, evet. Demet Yaşlak da söyledi, onların gelinleri oluyor, kardeşinin hanımı oluyor. O ciddiydi de, evleneceksiniz dedi. Hayır, o size dedi mi hanımefendi, işte hani böyle evlenelim falan? Evet, söyledi. Ben seni dedi karım olarak görüyorum, karımsın sen benim dedi. Yok, karım olarak görmek ayrı, bir de insanın tamam, karısı olmak ayrı. Tamam, ben de dedim resmi ya. Değilim, resmi olacağım dedi. Kimlik fotokopimi aldı, İstanbul'a götüreceğim dedi. Bunun dedi, nikah işlemlerini başlatacağım dedi. Kimlik fotokopimi de aldı, götürdü. Haşim kaç yaşında? Vallahi 45 diye söyledi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu asla sizi eleştirmek için söylemiyorum, yanlış anlamayın da. Şimdi mesela insan... Ne bileyim 50 yaşındaysa bir kadın olarak, karşısındaki adam da 45 yaşındaysa, hani şöyle düşünmez mi? Merak ettiğim için soruyorum. Yani ne bileyim, bu da 45 yaşında, o da mesela ne bileyim 30'lu yaşlarında falan bir hanımefendiyle de olabilir. Niye yani benimle beraber olsun falan diye, hiç insanın aklından geçiyor mu böyle şeyler? Şimdi aklımdan geçmedi çünkü görünümü de büyüktü. Şimdi doğulular, yani doğuluları şey yapmak istemiyorum da. Yaşını küçük yazdırıp da büyük olanlar da var. Ben dedim herhalde aynı 55 yaşında gösteriyordu. Sormadın çünkü mı geç mi yazıldın diye? Sordum, o da dedi ki evet geç, o da onayladı yani. Ha, geç yazıldım dedi. Sen de dedin ki yaşı yaşımıza başımıza evet. Uygun. Peki bekar mıymış? Kimlikte bekar diye yazıyor. Yengesi de bekar dedi. Seyitan Yaşlak onun kardeşi, o da bekar olduğunu söyledi. Hepsi de bekar olarak söyledi bana. Onlar evliyse sonradan iki gün önce
Bir onun WhatsApp'tan bana banka dekontunu gönder, işte banka hesap numarasını gönderip de bana para yatır diye gönderdiği WhatsApp'ta ona şey yazdım, ben yazışma yazdım. Benim dedim bu numaradan dedim atıldı dedim. Siz dedim kim, neyi oluyorsunuz? Ben dedi onun dedi ikinci derecede dedi kuzeniyim dedi. WhatsApp'ta yazışmalar var ama bazılarını silmiş. Evli diye söyledi bana. Çocukları da var diye söyledi. Ben de dedim ki Seyitan'la dedim Demet dedim neden dedim bana yalan söyledi. Onlar dedim evli olduğunu bilmiyorlar mıydı dedim. Ha bir de evli dediler şimdi. Bilmeden sordum yani evliymiş. Ha ben de bakınca hani evli çocukları vardır gibi falan gözüktü de o yüzden yani. Size söylemedim benim çocuklarım falan var diye. Bir tane oğlu olduğunu söyledi. İsmi de Necdet. İsmini boş ver, çocuğunu boş ver adına da bir yani. Bir tane o da askerde olduğunu söyledi. Şimdi demiş ki Haşim Bey size tanıştıktan sonra, yani tanıştıktan ne kadar zaman sonra sizden para istemeye başladı? Ben ona 14 Ekim'de gönderdim para. Ne zaman tanışmıştınız? 20 Eylül'de. Yani siz de tanıştıktan 25 gün sonra siz ona para gönderdiniz tanıştıktan. Ama o kadar güven verdiler. Çok yani Demet olsun, Haşim olsun, Haşim Yaşlak olsun çok güven verdi bana. Ama hayatım daha sen 25 günde daha adamın nesine güvendin hemen daha? Yani siz yine İzmir'de o İstanbul'da mı yaşıyordu? İstanbul'da yaşadığını söylüyor ama savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılıkta Torbalı'da görüyor. Yani bir araya gelip de bir Haşim iyice tanıdın mı? Yani ne kadar bir arada kaldın? O hep İstanbul'da kaldı yoksa para istemeden evvel bir beraberliğiniz oldu mu? Mış'a gidiyor. Ara sıra geliyordu. Mış'a gidiyordu. İstanbul'a gidiyor. Nereye gittiğini hayır, de bilmiyorum. Hayır, Rahmi diyor ki 25 gündür tanıyorsun. Şimdi 25 gün önce tanıştın. 25 gündür mesela siz aynı evde miydiniz falan? Yok, ara sıra gelip gidiyordum. Tamam, yani kaç kere gördün 25 gün içinde para gönderene kadar? Valla bilemeyeceğim de işte gördüm. 3-5 yani gördüm. Bir araya geldiniz. Tabii canım o. Tamam. Şimdi demiş ki sana Muş'ta bir tarlam var. 6 milyon lira karşılığında satacağım. Ama muamele için yani işte neye lazımsa o para bilmiyorum. Bir paraya ihtiyacım var. Hiçbir şey lazım değil parayla. Ne alakası var? Bir şey satmak isterken evet neden ben de anlamadım. Paraya ihtiyaç yok ki. Sonra önce 15 bin lira göndermişsin. Sonra 25 bin lira. En son 10 bin lira. Bir de 35 bin lira. Ya kartlarımı aldı. Kartlarımdan 1-2 bin vardı. Onlar falan çekti. Ona evde verdim. İzban'da 2 milyar para verdim. Bir de Murat Coşkun adına kart kullanıyordu. Onun üstüne de para yatırmamı söyledi. O kendisi çekiyormuş o. Sonra Haşim Bey önce tapu işlemlerini söylemiş. Ardından parama haciz konuldu denmiş. Sonra da bankadan kredi çekmişsin. En sonunda diyorsun ki ben borcumu geri... Peki sonra siz ne oldu, ayrıldınız mı? Hayır, ayrılmadım, ben ticaretle uğraşıyorum dedi. İran'dayım dedi. Siz bu yeni dedi. Mi yani şu andaki Eylül'de mi tanıştınız? Eylül, evet. Ekim, Kasım, Aralık. Evet. Sen 3 ayda mı bu kadar parayı verdin? Evet. Ay senin yok mu hiçbir aile büyüğün falan, niye kızım sen veriyorsun bu paraları? Valla ben oğlumla tek başına mücadele ediyordum. Ben ona ana oldum, ben baba oldum. Herhalde gördüler yalnızlığımı, ben iyiliğimden de faydalandılar. Hayatım tabii ki insan eşi için yani buradaki sor hanımefendilere tabii. Kolundan çıkar bileziğini verir çocuğu için onun için bunun için hani. Herkes fedakarlık yapar ama. Evlilikte bu mevzular olmaz da daha şimdi destur bismillah bugün tanışmışız. Yani ayın 25'inde yatırdığına göre demek ki sen 10 gün sonra senden para istemiş. Ya yemin etti, Kur'an'a el bastı. Neye el bastı? Yani vereceğe ne dedi? Borç olarak sen benim karım olacaksın dedi. Tamam da sen kredi alıyorsun, ona o aldığın krediyi ödüyorsun. Ya peki niye kendisi kendi adına kredi alamıyor? Kendi adına kredi alamıyor. Sebep demedin mi? Yani senin benden isteyeceğine. Onun şeyde İstanbul'da. Evet. İstanbul'da kredileri varmış, kredi vermiyorlarmış ona. Vermeyişi o zaman bir soru işareti gelmiyor mu aklına? Vermediğine göre dolandırmış demektir. Kredi aldığı yerlere herhangi bir ödeme yapamamıştır. Yapmamıştır. Araba aldığını söyledi, o kadar banka kredisi gelirini ona karşıladığını söyledi. Ben sana fazlasıyla vereceğim dedi.
Peki tamam, Eylül'de oldu. Sen bu an, tabii bunlar senin iddian. Bir 90 bin liraya yakın para verdiğini söylüyorsun, 80-90. Sonra ne oldu da sen kavga mı ettiniz, küstünüz mü? Ne oldu yani? Kavga etmedim, beni engelledi. Sürekli ben para istiyordum. Ayın birinde haciz kaldırılmış. Birinden beri sürekli telefon ediyorum, engelledi. O bana arıyor, ben onu arayamıyorum. Telefondan engellediğim için. Sen paraları verdin, sonra senin telefonunu engelledi mi? Evet. Sen de o zaman mı anladın paralarla gitti? Evet, o zaman anladım. Ben de ticaretle uğraşıyorum. Sen aşık mı oldun bu adama ya? Kıyamam sana. Ben de... Ay. Yani ne diyeceğimi şaşırıyorum. Tamam mı? Bana ben çok ilgi gösterdi. Bana çok güzel şeyler söyledi. Ben anneden babadan hiç kimseden sevgi görmedim. Hiç kimseden bana kimse yakınlık göstermedi. O kadar çok yakınlık gösterdi ki. Ben kimseye bir şey demiyorum. Ben yetim çocuğumun parası için geldim bana. Ben yetim çocuğumu düşünüyorum. Oğlum beni ağrıyor. Ben diyor korkuyorum. Halde diyor İzmir'de yaşıyor. O da İzmir'deyim. Ben diyor niye de söylemedin haklı çocuğum. Ben de diyor korkuyorum diyor. Daha 18'den küçük. Benim ona de kim hakkım var şimdi? Onda diyor. Ona kim bakıyor şimdi? Kendi başına. Hanımefendi Haşim'den korktuğu için Antalya'ya gidince İzmir'den çocuğu da tek başına evde bıraktım, kendi kenara bakıyor. Korkuyorum diyor, o da arkadaşının evine gitmiş. Benim dur diye... Haşim Bey telefon attığımız demiş, belki senin düşündüğün gibi değildir. Haşim Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Haşim Bey, Derya Hanım'ı dinlediniz. Siz ne söyleyeceksiniz? Seviyor musunuz siz de Derya Hanım'ı? Ya şimdi Derya Hanım nasıldır ben sana söyleyeyim. Ben onda 10 bin lira para almışım. O da bana vadeli vermiş. He. Tamam mı? Ben onu aradım. Dedim gel senin 10 bin liranı bana birkaç gün yalan paraya senin paranı ver. Yalan söylüyorsun. Yalan, dekortlarım elimde. Yalan söylüyorsun. Bana en son Muş'a para göndermiş. Yalan söylüyorsun. Tamam mı? O ne beni kandırdı biliyor musun? Ne? Ciddiydik. Tamam mı? Ben duydum, dosya çıktı onu. Dosya çıkınca bana bıraktım. Yalan söylüyor ya. Dosya mı çıktı? Tamam. Evet. Yalan söylüyor ya. Çıkart dostum. Dosya çıkınca bana bıraktım. He, dosya çıktı. Yalan söylüyor evet. Ya. Dosya olsa ona verirdi paraları. Niye size versin? Yok hayır hayır. Kendisine sor bakayım. Kendisine sor, onu da sor. Yalan söylüyorsun. Hayır ben yalan söylüyorum. Ya utanmadan Allah'tan kork ya. Çocuğumun sen parasını yalan ver, yalan söylüyorsun. Benim bir 10 bin lira borcum var ona. Bak, yalan söyleme, dekortlar elimde. Taksici de şahit. Onu da kefil olarak göstermiştim. Yalan söylüyorsun. Taksicinin numarasını da vereceğim. Ondan da konuşturacağım, yalan söylüyorsun. Peki beyefendi, hayır, peki beyefendi siz yani Derya Hanım, Derya Hanım'la evlenmeyi mi düşünüyordunuz? Öyle ciddiydik. Düşünüyordunuz. Evet, dostu çıkınca ben de bıraktım. Tamam, yalan peki, söylüyor ya. Dostu paraları söyledi. Aldıktan sonra mı çıktı mesela? Keşke almadan önce çıksaydı paraları. Bana yalan söylediği için oldu. Peki siz niye para istediniz? İnsan tanışır tanışmaz hemen gidip de kadından para mı ister? 10 bin lira borç şey istedim. Ya ay yalan söylüyor. Eşiniz gitti bankalara. Kredi çektim. Yalan söylüyorsun ya. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Hayır hayır ben paramı almamışım, yalan söyledim. Ya yalan söylüyorsun. Şimdi siz diyorsunuz ki 10 bin lira. Ben de size diyorum ki niye yani 10 bin lirayı bu kadından istiyorsunuz? Yok mu sizin bir akrabanız, eşiniz, dostunuz? İsterdim vereceğim parasını da 10 bin lirasını da vereceğim. Ama niye istiyorsunuz o zaman, siz bu kadından para almak için yola çıktınız. Telefon kayıtları var. Bana bak, telefon kayıtları var. Dinlettireceğim hepsini. Ben sana 100 milyar para vereceğim diyorsun. Valla 100 milyar değilse bana bir kuruş da vermemiş. 10 bin lira para vermiş. Yalancı. Kaç kişi bana dedi ki öğretmenden de 3-4 sene beraber oldum. Ondan da 100 milyar bir kalemde çekti verdi bana dedi. Ben kapattı bak, işine gelmedi. Dur tekrar arayacağız, belki düşmüştür artık. Ay 10 milyar diyor ya Allah'ım ya Rabbim, ben dekontları elimde, yalan mı söylüyorum ben? Onun adına mı gönderdin paraları? Onun adına söylüyorum. Bakayım dekontlara. He? Bakayım. Çantamda. Gitsene Seyircan.
Onun adına mı gönderdin o paraları? Onun adına gönderdim. Bir de Murat Coşkun adına gönderdim. Çünkü okay. Demin başkasının adını verdiniz. Onun evet. adına gönderdim Yalan diye. Yalan söylüyorum hükârım ya. Ben 10 milyar için gelmem. Yeminle gelmem ben buraya. 10 bin lira ne diyor? Ben gelmem onun için ya. Ben 85-90-100 milyara yakın param gitti. Ben neyim? 10 milyar için gelmem. Ama Derya'cığım artık sen de yani... Orta yaşının üstünde bir hanımefendisin yani. Ya doğru da yani... işte insan ne bileyim bir anda yani. Hadi 10 bin lira verdin diyelim sonra bir daha istiyor bir daha istiyor yani boyuna da para verilir mi be yavrum yani? Üstelik Şevki borçlanıp hocam, veriyorsunuz mikrofonu bunu. Mikrofonu düzeltir misiniz Şevki hocam? Üstelik bunu borçlanıp veriyorsunuz öyle düşünün. Sen o zaman mesela evlenseydin sen devam edecektin para vermeye. Para vermeye devam edemem çünkü ben yettiği kadar veririm. Çünkü kredi borçlar falan, bankalar falan bana sürekli mesaj geliyor, telefon açıyorlar. Sen şu kredi borçlarını da ödeyecek paran yok. Yok, param yok. Benim maaşım tamam, el koyun maaş da alamıyorum. Kredi borcunda maaşım kondu. Çocuğa kim bakıyor, kim yetiştiriyor şunu? Kendi halinde. Çalışıyor mu? Yok, okuyor. Peki çocuk nereden para buluyor? İşte maaşının bir kısmı hacizdi, bir kısmını da ona gönderiyor herhalde. Yok, maaş alamıyorum. Maaşın tamamını haciz koymazlar. Sana bunu tanıştıran komşularınız ne diyor şimdi? Komşularımız ona konuşmuş, o aynı demiş, ben vermedim demiş onlara da. O bana da dediğine göre... Hayır, haşim... komşuların bunu tanıtırken... Sana başka türlü tanıtlar herhalde. Gayet münasip, gayet sağlam, gayet güvenilir bir ismi olarak. Haşim Bey, 21.10'da bu kadın size 24.925 lira göndermiş. Yani 75 lira ücret alındığı için normalde 25 lira. 25 bin lira. 21.10.2019'da hani 10 bin lira almıştınız? Bak ilkinde 25 bin lira size göndermiş. İkincisi... Yine Haşim 8 bin lira ne zaman göndermiş bakayım 22.11'de. Aa bir ay sonra da önce bir 25 göndermişsin bir ay sonra 8 göndermişsin. Sonra bu kime yine Haşim 22.11.2019 hepsinde yine aynı gün 2100 lira. 10 bine tamamlanmış demek. Aa, 8 bin, 2 bin de 10 bin. 10 bine tamamlamış. Şu anda etti 35. Evet. Haşim, haberin yok herhalde senin ne para aldığından ne ettiğinden. Bu kimmiş? Ne güzel vallahi ya, böyle güzel işmiş yani. Hakimcim niye, Haşimcim niye açmıyorsun canım benim? Bu kimmiş? Dur hepsini de göremiyorum ki. Bu bile yeter 10 bin liraydı da. Derya, alıcı kim alıcı? Aldım ona verdim ona. O yüksek mevla olanların hepsini ona verdim. Müge Hanım ben elektrik su gider 20 lira 30 lira. Bir 1500 lira var. 200 liralık bile bir bin alışveriş lira var. Yapmış değilim. Hep yüksek bir 2000 lira var. He? Gitti para. Ya demek ki şimdi de böyle türedi. Evet. Öğretmenden de 3-4 sene beraber olduğunu söyledi. Öğretmeni de 100 bin lira vermiş onu da söyledi bana. Sen de madem bunu duya duya ne verdin daha? Onu sonradan söyledi bana. İşte insanların zaaflarından yararlanarak, yalnızlıklarından yararlanarak yapılan bir şey. Komşum diyor be... Ona konuşmuş ona ben bu dediği gibi ben vermedim demiş. Sonra ikimizin arasında siz ne karışıyorsunuz demiş. Haşim demiş onlara. Yani sen evlenseydin aslında bütün bunları problem etmeyecektin. Ama hem evlenmedi hem parayı aldı. Ay çok üzüldüm. Evlenmeyi demek ki niyeti yokmuş. Ben de dolandırmak kaçmakmış niyeti. Önce evlenseydin ya sen de. Çok güven verdi Müge Hanım ya çok güven verdi. Yani hiç izlemiyorsunuz benim programı, hiç izlemiyor musun? Biz görüyoruz işte kime güveniyorsunuz? Sürekli güvenize? De izliyorum siz ama düşünemedim işte bilmiyorum. Yani bunun geri alma şansı ne dur neyse onu reklamlarda konuşacak. Haşim hiç kapatmakla kurtulamazsın.
O zaman öde paraları geriye. Öde paraları günah değil mi bu insanlara yani? Allah Allah. Öğretmeni deyince kapattı. He? Valla buradan boş sesleniyorum. O istediği kadar kapatsın. O zaman bu tek değildir eğer senin dediğin gibinse yani. Hiç bu tek değildir. Buluruz biz onu. Fotoğraflarını yayınlayın Müge Hanım. Ya. He? Onu tanıyanlar edenler, onu benim gibi dolandıranlar varsa çıksınlar o. Onları da. Onları da, onlar da çıksın yani, fotoğraflarını yayınlayın Haşim'in. Ah be Derya'cığım, hakikaten üzüldüm yani. Ay ben yetim. Ebru Demirci telefon attığımızdaymış. Haşim beni de dolandırdı diye. Ebru Hanım günaydın. Alo. Alo. Bizim de bugün bir telefon sıkıntımız var ya, dur üst üste geldi. Ha? Bu Ebru mu öğretmen olan? Vallahi ismini bilmiyorum. Öğretmen dedi ama isim olarak söylemedi. Bilmiyorum. Ya inanamıyorum ya. Eylül, Ekim, Kasım, aralığa geldik kadın yani. Ha 20 günde, yani 20 günde tanıştıktan 20 gün sonra para istemeye başlayan birine güvenebilmek zaten o aşık o oldum insan... diyor. Aşık, bir de aşk acısı da çektin tabii. Parasını kaybetti. Ya aşk acısını boş ver. Ben çocuğumu düşünüyorum. Ya. Oğlum diyor, ben ne diyorum, benim ne suçum var diyor, bana niye sormadın, haklı çocuk. Ben diyor ne işeceğim anne diyor, ben okula gidiyorum diyor. Çocuk da o kadar başarılı ki. Onu şey falan diyor, yazdırdım. Ders alayım lan, çok başarılı, çok öğretmenleri çok takdir ediyor onu. Allah'tan işte zeka biliyorsunuz şey değil yani, genetik olarak hani geçmiyor, anlatabiliyor muyum? Çünkü o zaman dünyayı tek bir aile yönetirdi ya. Mesela zeka konusu gerçekten enteresan yani, bu ayrı bir... Ben böyle programlar yapmak istiyorum, neyse. Ebru Hanım günaydın. Alo. Alo. Ebru Hanım günaydın, buyurun efendim. Günaydın, iyi günler. Ben... Şu Haşim'le ilgili bilgi verecektim. Ben öz teyzesi kızı değilim ama hani teyze kızı, annemle annesi bayağı bir süt kardeşler demek isteyeyim yani, öyle anlatayım ben size. Evet. Ben ayrıldım eşimle, 3 yıldır ayrıyım. Geldi benimle arkadaş olalım, evlenelim. İşte ben eşimden boşanacağım, seninle evleneceğim. Sen tam ev hanımısın, bana göresin falan filan. Bu gibi tarzlarda beni kandırdı. Hani ben de sevgiye ihtiyaç duyduğum için inandım kendisine. Benim 80 bin liram vardı bankada. Bana dedi ki 80 bin liranı ver, ben rentakarcıyım. Bana da aynı. Aynı dedi. Bana da aynısını. Rentakarcıyım dedi. Ondan sonra ne bileyim hani dükkanımı güzel yapacağım, ben sana fazlasıyla vereceğim, zaten biz evli olacağız. Karı koca arasında böyle sorunlar olmaz deyip beni kandırdı. Parayı ta elimden alana kadar. Elimden aldıktan sonra telefonlarını reddede aldı beni. Ulaşamadım kendisine. Ailesinin kapısına gittim. Ailesi kendisiyle görüşmediğini söyledi. İşte böyle bir oğlumuz yok gibi tarzlarında söyleyip benim kapı yüzüme kapattılar. O zaman bekar. Evli mi bekar mı? Evliydi. Bana bekar olarak söyledi Evru Hanım. Şimdi Haşim Bey'in telefonunu kızı almış eline, babamı konuşturmayacağım diyormuş. Valla bence sen babanla konuşma. Bırak bizimle konuşsun ama sen babanla konuşma kızım. Ay bir de kızı da mı varmış, inanmıyorum ya. 17 yaşında bir tane kızı var, evet doğru. Siz ne yaptınız, paranızı geri alabildiniz mi? Parayı alamadıktan sonra ben ne yapacağım ki? Çok denedim, çok başvurdum. Hani avukata danıştım ama para alamadım geri. Çünkü hani benim elden aldığı için bir ispatım yok yani. Ben o bayan gibi yatırmadım. Sadece elden aldım ben. Haşim Bey telefon attınız demiş. Haşim Bey. Buyurun. Siz herhalde aldığınız paraları unutmuşsunuz Derya Hanım'dan. Çünkü benim elimde dekontlar var. İsterseniz size göndereyim, bir hatırlatayım. Bak şimdi katlan telefona, katlan kadın var ya. Evet. Ben onu ne tanıyorum ne ondan para alıyorum. O yalan söylüyor. Kimse o yalan söylüyor. Evet ben ya da almışım. Yalan söyleme. Sen benim dünyada gördüğüm en yalancı bir insansın.
tamam mı? Ben nerede ondan para almışım söylersin. Sen falan yerde para almışsın. Hadi söyle sen, ben nerede oturuyorum? Ben nerede sana para almışım? Sen benim yüzümü nerede görmüşsün? Söyle. Tuvaletin yok senin, yok. Yok senin. Söyle söyle, ben nerede sende para almışım? Söyle. He? Bu şaka şu. Ben nerede sende para almışım? Ne uşak? Ben nerede sende para aldım? Nerede? Söyle bana. Ne zaman aldın sen? Çok iyi biliyorsun ya. He? Hayır, ben nerede aldım söyle. Siz falan yerde paramı aldım. Burada bak, paramı aldım söyle. Seni otogarda yakalamadım mı? Nerede? Seni otogarda yakalamadım mı? Nerede yakaladın beni? Nerede? Sen çok, gerçekten çok yalancı bir insanmışsın. Derya'da almışım. Ama sende ne senin yüzünü görmüşüm, ne seni tanımışım, ne senden para almışım. Derya doğrudur. Allah Allah. Allah Allah. Evet, sen yalan söylüyorsun. Sen telefona bile bile katılmışsın. Sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Bir anana sor bakayım, ben yalan mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum? Hani sabitini göster oğlum, ben senden neden para almışım? Konuşma. Sen siz Ebru'yu tanıdınız mı Ayşim Bey? Efendim, ben Ebru diye birini tanımıyorum, tanımıyorum. Bu süt anneniz, süt kardeş anneniz, onun annesi falan, teyze. Hayır, 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 hayır. Ben Ebru diye birini tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Peki siz evli misiniz? Hayır, hayır, ben tanımıyorum. Ebru diye birini tanımıyorum. Yalan söylüyor. Ebru kimse yalan söylüyor. Siz evli misiniz? Evet, ben evliyim. Allah seni nasıl isterse öyle yapsın. Tamam, o zaman siz parasını eğer ödeyecekseniz Haşim Bey, ben yani şu an benim elimde, en azından dekontları ödeyin. 40 bin liraya yakın para var burada size gönderdiği. 40 binden fazla. Hayır ama yani dekontlarını getirdikçe, o zaman anladığım kadarıyla beyefendi, ben ondan para aldım, ödeyeceğim diyor. Ben. Yalan söylüyor. 40 bin falan değil. Ben onu 85 faizleriyle beraber ya, kredi faizleriyle. Ya makbuzlarla 40 bini de ben iade etsin de. Getireceğim. Yani iade etmeyi düşünüyor musunuz? İade etmeyi düşünüyor musunuz? Ya bana biraz müsaade etsin, ben parasını ödeyeceğim. Yarım ortaklayacağım, parasını ödeyeceğim. Başkasından alın o zaman, nasıl olsa veriyorlar size. Ya benim çocuğum İzmir'de, ben perişan oldum. Benim bekleyecek durumum yok. Çocuğum orada aç, okula gidiyor. Ya senin... Ana bak, bir ay kaç gün müsaade etsin, ben parasını ödeyeceğim. Ya bir ay müsaade etmem. Bana var ya... Bir ay kaç gün bana müsaade etsin, ben parasını ödeyeceğim. Dur bir ay değil, ben bir konuşacağım Haşim Bey. Ya! Bu adam benim çok adam buraya gömülmüş. Niye sana yanlışlıkla ver? Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiçbir haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda bulunduğu öğrenilen Zeynep Ergül, canlı yayında evine gelen jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürülmüştü. Zeynep gitti, ifadesini değiştirmedi. Burada konuşulanları aynı şekilde jandarmada da söyledi. Benim kocamı dedi, Cahit Ergül bıçakladı. Bütün söylediklerimi anlattım, duyduklarımı anlattım. Başka bir şey bildiğim yok. Gerçekten Büşra'lara çok üzülüyorum. Müge abla, seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Zeynep Ergül'le birlikte eski eşini bıçaklamakla suçladığı abi Cahit Ergül de ifade için karakoldaydı. İnsan içine çıkamaz oldum ya. Zeynep'in Allah belasını versin. Ne diyeyim başka? Senin işin dilenmek ya. Git dilen ya. Günlerdir birbirlerini çok ağır sözlerle suçlayan Zeynep Ergül'le abi Cahit Ergül canlı yayında karşı karşıya geldiler. Kocasının bıçaklanmasıyla ilgili jandarmaya ifadeyi verdim. Ha ne oldu o gün? Ayacan bize çaya geldi. 9'u 10 geçe evde ayrıldı bu adam. 10 dakika sonra köyden telefon geldi. Enişteni bıçaklamışlar dedi. Adam namusumuzun bekçisi dedim. İyi kötü dedim. Kalktım gittim. Dönüp geldikten sonra jandarma geldi. Bıçaklanan herifin dedi eşine ulaşamıyoruz dedi. Jandarmaya refakat ettim. Gittik, kapıyı çaldım ama bayağı bir çaldık. Zeynep hanımefendi uyandı. Beraber karakola gittik. Zeynep Hanım diyor ki kapım çalındığında Cahit geldi ve beni öldürecek diye düşündüğüm için kapımı açmadım. Ama Zeynep'in benden korkması için hiçbir sebep yok. Çünkü ben Zeynep'e bir piske vurmadım. Kolu omzundan sargılı olarak yayınımıza katılan Zeynep Ergül ise başta abi Cahit olmak üzere kardeşleri tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Çocukluğumda işte bir kere Şeker Kız Kendi'ye bakmaya gittim de onu da dövmüştü, ondan ben hep korkuyum yani. Şeker Kız Kendi'yi izlediniz diye dövdü diye. Şimdi adam kapıyı çalınca mı beni öldürecek diye korkuyorsunuz yani? Ne kadar komik ama ya. İşte hep yani ben gölge
gelmesinden korkuyorum kendinden yani. Kız kardeşimin sözünün arkasından gidilecek bir insan olmadığını ben daha önce ifade etmiştim. Onun için vallahi çok da ne dediğini bilmiyorum. Ben çok da ilgilenmiyorum. Ciddiye de almıyorum. Yayınımız sırasında kardeşine yönelik hayli sert sözler sarf eden Cahit Ergül, Bağ Evi bahçesine açılan su kuyularının yerini gösterebileceğini ifade etti. Ben dedim ki buraya daha önce bir kuyu eştirdim. Duvarın 20 metre ötesinde dedim. 5 metre alan içerisinde 2 saat içinde o kuyuyu bulurum dedim. Yaklaşık 3 yıldır babasından hiçbir haber alamayan Büşra Elbay ise amca diye hitap ettiği Cahit Ergül'e babasının akıbetini bilip bilmediğini sordu. Seni insan içine çıkarmayan senin kız kardeşin olmuş. Attığı iftiralar diyorsun ya. İftiraları bir kişiye değil 100 kişiye. Haklısın. Senin Zeynep kardeşin etmiş Cahit amca. Biz hangisine inanalım Cahit amca? Sen ayrı söylüyorsun, o ayrı söylüyor. Hangisine inanalım? Tamamen haklısın. He? Söyleyecek bir şey yok. Benim babam ne oldu? Uçtu gitti mi Cahit amca? Bu soru bana sorulacak bir soru değil. Zeynep'in attığı iftiralardan sonra kime sormam lazım Cahit amca? Bilemedim ben yani. Valla bilemiyorum. Asitler, kuyular. Yakmışsın, asitle yok etmişsin. Demir eşittir F. Bakır cu. Su H2O. Bu kadar. Ben kimyacı değilim. Hadi kardeşine karşı yani, karşıyasın. Attığın iftiraları söylesene. İftiraymış ya söylesene. Neyi söylemiş ya? Sağda solda söylediğin şeyleri. Hadi karşı karşıyasın sen. Ben duyduğumu bir kişiye duyduğunu söyledin. Yani, 100 kişiye de mi yalan söyledin? Doğru, ne derece 100 kişiye de mi yalan söyledin Zeynep teyze? 50 vicdanına koy. O kadar ihbar telefonları geldi. Ben herkese duyduğumu söyledim. Boş tenekeye tokmak vuruyorsunuz. Bende bir şey İşimiz, yok. İşimiz gücümüz yok. Siz annedesiniz. Ben bir şeyler bileyim. Benim bir şey bildiğim yok. Bir doktor mesaj atıyor. Ekranda sağlık kurulu raporu araştırılsın diye geçince merak edip kayıtlara baktım. 9. ayda tekerlekli sandalyeyle gitmişsin hastaneye. Nöroloji. Fizik tedavi ve psikiyatri bölümlerini gezmiş, konuşamıyorum, yürüyemiyorum şeklinde davranarak engelli raporu almaya çalışmış. Ancak durum doktorlarımız tarafından anlaşılınca kendisine tarafımızdan not verilmemiş. Şu anda kolunu da hala kullanamıyormuş pozisyonunda. O kol halbuki cuma günü maşallah açılmıştı. Benim kolum omuzumdan çıtlamış, yalan söylemiyorum. Alnım açık, yüzüm ak. Çok şükür. Kim sardı kolunu? Eğitim araştırma sahnesinde doktor sardırdı. Ayrıca bu bir doktorun bağlama şekli değildir. Bunu kendi kendinize vücudunuza sabitleyerek bağlamışsınız. Ne çarşafı ya? Bilip bilmeden yani yorum yapıyorsunuz ama hasta bezi, hasta bezi gizlemeden hasta beziyle hiçbir zaman kol sarılmaz. Dur. Şöyle bir göster. Pansuman yapılır. Şöyle sargı beziyle tur atılmış. Bununla sarılmaz. Ha? Kendin yaptığın şeylere doktorlara katma aradım. Zeynep teyze, katma. Sen de neyin peşindesin Müşra? Doğruları şu konuşmak peşindeyim. Hodrimeyden peşinde misin? Neyin ne şovunu peşindeyim ben ya? Neyin şovunu peşindeyim ben ya? Ya ben bildiğimi duyduğumu anlattım, zaten anlattım. Hangi hastaneye gittin? Bu sargıyı yapan doktor yokmuş. Hiç öyle bir işlem yapılmamış. Dün değil evvel gün. Alçı odasında sardırttırdı. Şu hasta hemşireleri sardı. Cahit Ergül ile kayıp Mehmet Elbay arasındaki en büyük tartışma konusu olan Bağ Evi'nin durumu da gündeme geldi. Büşra Elbay, babasına verilen kayıp senedi ve tüm mal varlıklarına konulan haciz kararını hatırlattı. 305 milyarlık bir senet vermiş ya babam sana. Sen de güya babama 200 milyarlık bir senet vermişsin. Babamın sana verdiği senet ortada. Sen hacize vermiştin hani. Ben de 200 milyarlığı vermek istiyorum senin adına. O nerede? O senet Büşra. Nerede? Bizim hakkımız nerede? Babamızın hakkı nerede? Babamın oraya harcadığı 150-200 milyar para nerede? Ya ben sana 80 milyonun önünde söz veriyorum. O hacizi kaldıracağım ama bana biraz mühlet ver ya. Babamın müsaade oraya harcadığı para ne olacak Cahit amca? Bunu soruyorum sana. Soru içinde soru. Kahveci Mehmet'ten aramız bozuldu. Ben Mehmet'e dedim ki, Mehmet dedim, abi benim teklifim şu dedim. Asa 200 bin kağıtlık senet dedim, tapumu ver dedim, tapumu devret dedim. 10-15 gün sonra baktım, tapu devretme falan olayı yok. Mehmet ne oldu dedim, neye karar verdin dedim. Yok abi dedi, ben sana tapuyu vermeyeceğim dedi. Aa o zaman dedim, sen bana 300 bin kağıtlık senet vereceksin dedim. Satıldığı zaman sen ne harcamışsın?
70-80 bin kağıt. Geri kalan da benim hakkım zaten. Niye hem parayı ben harcıyorum hem bir de üstüne senet veriyorum? Böyle bir matematik var mı yani? Ayrıca bir yere bir arsaya 70-80 bin harcarsın. Orası sonunda 200 bin lira ederse 200 bin liraya satarsın. Şimdi zaten matematiğin sonu da çok saçma. Matematiğin sonunda o ev satılmadı. Evin yarısı aileye ödenmedi. Bir de ailenin evine her şeyine haciz konuldu. O zaman alın hacizleri, evin yarısını da verin. İster satarlar, ister otururlar. Yayınımız sırasında Cahit Ergül'ün kavga konusu olan bağ evinin tüm hissesini elindeki tartışmalı senedi kullanarak üzerine geçirdiği de ortaya çıktı. 300 bin kağıtlık senedi ben işleme koydum. Ora icra yoluyla satıldı. 230 milyara ben aldım. Anladın mı? Şu anda benim büşralarda 130 milyar alacağım kaldı. Vay anasını. Evet. Bizim alacağımız haciz, nerede? Onun için devam ediyor. Bu insanın aklına gelmez yani bu. Ben Rabbimin adaletine inanırım. Kul adaletini de dünyada görmek isterim. Ve ben inanıyorum ki bu devletin de böyle elini masaya... Gaziantep burada nasıl sesimizi herkes duyuyorsa Gaziantep Emniyet Müdürümüzün de duymasını istiyoruz. Savcımızın da duymasını istiyoruz. Allah rızası için. Bir can yok ortada ya, can yok ortada. Can yok, para yok, haciz var. Her şey bir arada yani. Efendim dün biliyorsunuz Gaziantep Baro Başkanı'na seslenmiştim ve demiştim ki lütfen birisi Büşra'ya yardım etsin. Yani bu anlatılanlar yani Cahit Bey'in matematiğiyle bizim bildiğimiz matematik, bize öğretilen dünyadaki matematik birbiriyle örtüşmüyor. Çok alakasız. Ve dün Bektaş Şark'la ben aramadan hemen kendisi bizleri aradı. Çok teşekkür ediyorum Bektaş Bey'e. Kendisiyle de görüştüm. Dedi ki Büşra yarın için gelsin bana. Biz Büşra'ya elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Hem Allah bu babasının olsun. Cinayet davası ile ilgili hem de bu senetle ilgili. Çünkü oradaki mantığı gerçekten anlamak mümkün değil. Şu tahtayı açar mısınız? Şimdi Büşra bana az önce yine geldi reklam arasında dedi ki şimdi bizim 200 bin liralık senet mi oldu dedi. Kıyamam. Ah Büşra yani canım benim... Ben şimdi sana ne olduğunu söyleyeyim. Üstelik Bektaş Bey de bizi izliyor tahmin ediyorum. Ona da zaten bazı şeyleri göndereceğim. Bu arada arkadaşlar dün biliyorsunuz benimle iddialaştı Cahit Bey. Daha evvel çek senet sahtekarlığı yapmadığı konusunda. Onun da bazını hazırladılar. Dur ben size önce onu da bir izleteyim. Yani ben... Kendisinin anlatmadığı bir şeyi söylemiyorum ki herhalde o anlattığını unuttu. Ama maşallah anlattım. Ben de hiçbir anlatılanı unutmuyorum. İyi ki unutmuyorum. Sen tutup da senetle sahtekarlık yaptım demeyeceksin. Yasa dışı işler yapan insanlar insanlara legalliği öğütleyemezler. Sen kendin anlattın. Ben dedin çek senetle sahtekarlık yaptım dedim. Dedin mi demedin mi? Söyle dedin mi demedin mi? Demedim. Hocam nasıl? Demedim. Programa Allah geldiğinde Allah. Ben çek senet sahtekarlığı yaptım. Daha önce imza attım. Ben bu imza ortaya çıkmaz sanırdım. Ama çıkıyormuş mahkeme araştırdı öyle diye anlatmadın şey mı? Öyle bir şey demedim. Dünkü yayınımız sırasında sahte senet düzenlediği yönündeki sözlere itiraz eden Cahit Ergül, 2 yıl önce katıldığı programımızda bu iddiayı itiraf etmişti. Herif arabaya vurdu, 7 bin liralık bir zarar verdi, 3,5 milyarını ödedi, kalan 3,5 milyarı ödemedi. Aradan 1,5 aylık bir zaman geçti. Tuttum ehliyetindeki imzayı taklit ettim. Ondan sonra bir senet tanzim ettim 20 bin liralık. Benim zararlığım 10 milyarı buldu. 10 milyarını işleme koyduk. Tabii senet sahte. Benim amacım çıkıp hakime mağduriyetimi anlatmaktı. Aslında ben o senedi kahveci Mehmet'e verirken dedim ki Mehmet dedim bu senedi Cahit Ergül'den aldım de bir tarafa çekil dedim ben gideyim hakime derdimi anlatayım dedim. 3500 liralık mağduriyetinizi 10 bin lira nasıl hesap kestiniz? Araba orada bir aydır yatıyor. Mesela 2,5 milyara avukat tuttuk. Ha, siz de ona göre yazdınız onu 20 bin lira. Evet. O zaman, niye o zaman 10 bin lira? 20 milyar yazdık da hı. 10 milyarını işleme koyduk. 10 bin lira yazsaydınız o zaman? Bana ne bileyim öyle yazdık. Ya elbette yaptığımın yanlış olduğunu ben de biliyorum. Kahveci Mehmet de böyle dediydi zaten sahtekar dedi. Anladım. Onun için de tartıştık yani Allah Allah. Evet. İşte o saatten sonra iki arkadaşın arası açılıyor. Yani siz
Bu saatte senet hazırlayabiliyorsunuz yani. Siz kendiniz anlattınız canlı yayında. Yani bu şekilde senet hazırlamanın bir cezası olmadığını düşündüğünüz için hazırlıyorsunuz. Bir tane adamın gittim oradaki imzasını da taklit ettim. Oraya evet, da koydum. Senet konuşuyoruz ya. Senet. Sahte senet. Üç senet var ortada. İkisinin sahte olduğu kesin. Herkes de sahte senet düzenlemenin bu ülkede ya da dünyanın herhangi ülkesinde ya şimdi olursa oradaki olsun benim amacım suç olduğunu bilir. Hele ki siz herkesten çok daha iyi bilirsiniz yani, yani esnaf olarak. Esnaf bilmez mi senedi? Benim işim gücüm yani senet tanzim edip piyasayı dolandırmak falan değil. Bir kaza yaptım, mağdur oldum. O mağduriyetimi gidermek için, hakime derdimi anlatmak için yani öyle yanlış bir yola başvurdum. Cahit Bey, ama siz orada kendi kendinize de karşı tarafa bir para biçiyorsunuz yani. 3500 liranızı ödemiyor size, siz 20 bin liralık senet tanzim ediyorsunuz. Yok, 10 milyarı ben işleme koydum. Orasını ben bilmem. Senet 20 bin liraysa 20 bin lira verilecekse onu da aynı, 20'si de aynı. Senin bana zararın 1000 lira, senin bana zararın 10 bin lira diyemeyiz. Bunu siz de, ben de çok iyi biliyoruz yani. Ben sahte bir senet tanzim ettim. Bunu inkar etmiyorum ya. İşte yani. Kendi evet. Söyleme. Ben kim ne söylediyse onu anlatıyorum. Evet. Kimseye bir garezim, düşmanlığım yok yani. Neyse o buraya kim gelen herkese acaba, mesafemiz aynı ama... Doğruya doğru, eğriye eğri demek zorundayız. Ben de bunu kendi adıma söylemiyorum. Beni izleyen yüz binlerce, milyonlarca insan adına şu söylüyorum. Şu hatırlatıcı yayınları da şu anda dinliyorsa Cahit Efendi. Acaba hala, hala bu ifadelerine karşı, bu itiraflarına karşı, sahtekarlık yaptım itirafına karşı ne buyuracak onu merak ediyorum. Müge Hanım o diyor ya hani 2,5 milyar avukat için. Para verdim diye. Onu da babam vermişti zaten kendisine. Babamdan almıştı 3 milyar. Bana şimdi, verir misin diye. Şimdi bak bu senedi hatırlamamız çok iyi oldu. Çünkü ben bu işin başını unutmuştum gerçekten. Şimdi asıl Mehmet'le yani Mehmet Muharrem Elbay'la Cahit'in arasındaki kavga bununla başlıyor. Neden? Evet. Çünkü diyor ki Cahit benim arabama çarptı. Kim? X şahıs. Ve diyor 3500 liralık zararı uğrattı benim. Ben de bunun üzerine bir senet hazırladım. Ehliyeti de hani araba demek ki çarpınca ehliyet fotokopisi falan alınıyor ya. Oradaki imzasını da diyor taklit ettim. Ve diyor 20 bin liralık senet hazırladım diyor. Şimdi bu 20 bin liralık senedi sanki Cahit'in arabasına çarpan X şahıs Mehmet Muharrem Elbay'a vermiş gibi düzenliyor. Anlatabiliyor muyum? Cahit yok işin içinde bu senet hazırlanırken. Evet. Sanki bu X şahıs Mehmet Muharrem Elbay'a vermiş gibi yapıyor. Daha sonra ne, yani aslında bu diğer senet içinde Büşra'nın babasının imzaladığı iddia edilen senet için de çok güzel bir örnek. İki açıdan. Hem sahte imzayla nasıl senet hazırladığını anlattığı şekliyle hem de 3500 lira borcu varken 20 bin liralık senet hazırladığı şekliyle hem de 20 bin liralık senet varken 10 binini işleme koyma şekliyle birebir örtüşüyor. Mehmet Muharrem Elbay'ı şu anda Cahit Ergün'ün elinde olduğu iddia edilen bana göre sağlıklı olmayan o senetle birebir evet. Aynı. Neden? Şimdi Mehmet Muharrem Elbay bu senedi alıyor işleme veriyor. İşleme koyunca bu X şahıs mahkemeye gidiyor başvuruyor diyor ki ben böyle bir senet imzalamadım diyor. Mahkeme gidiyor imzasından... grafolojik inceleme yaptırıyor. İnceleme sonucunda bu senedin sahte olduğuna karar veriyor. Ve bütün bunları yaparken de dediğim gibi devletten Diyanet İşleri'nden maaş aldığı müddetçe söyleyeceğim. Hocaya geliyorlar. Şimdi tabii Mehmet senedi işleme koyduğu için bu adamın da dava açtığı kişi Mehmet. Yani Büşra'nın evet. Babası. Mehmet Muharrem Elbay bu sefer Cahit'e dönüyor diyor ki niye sen bana bu sahte senedi verdin kardeşim benim başım evet. Belaya girecek. Asıl kavgaları böyle başlıyor zaten yani evet. İkisi o evi yaptırırlarken evet. Asıl kavga bu senetle başlıyor. Daha sonra bunun işte 10 bin lirasını işleme koydum diyor. Bunun tabii ne olmuş davası devlet memuru eğer ceza alsaydı devlet memurluğundan atılırdı falan filan hani bilmiyorum işte. Bu da hep diyorum ya. Yani suçlar cezasız kalmamalı. Hak edeni hak ettiği cezayı vereceksin ki daha büyük cezaların önüne geçmek için. Fakat Mehmet Elbay adına olduğu için o suçu işleyen Mehmet Elbay tarzında Mehmet'i açıyor evet. Ama sonra Mehmet diyor ki bunun benimle alakası yok işte bana bu verdi falan filan. Şimdi bu senet işi böyle başlıyor. Cahit Bey de bu sahte senedi
yaptığını kabul ediyor. Sonrasında şimdi bir 200 bin 300 bin senet var ya. Yazık, Büşra bana geldi ki peki Müge abla bizim 200 bin liralık senedimiz ne oldu? Şimdi bu daha da enteresan. Şimdi bir tane ev var. Bu evin bu tarafı Cahit'e ait. Cahit Ergül'e. Bu tarafı da Mehmet Muharrem Elbay'a ait. Evet. Şimdi aslında bu arsa Cahit Ergül'ün. Arkaya işte kardeşi de yaptı ya, yani babadan kalma bir arazi bölüşüyorlar. Fakat Cahit Ergül eşinin iddiasına göre, o dönem eşi de bağlanmıştı. Boşanma aşamasında ve mal bölüşümü olacak ya. Cahit bu nedenle bu arsayı, bir de evin tabii bahçesi var. Burada da fıstık ağaçları var. Bu arsayı Mehmet Elbay'a satıyor. Ve bunun üzerinde bir ev yaptırmaya başlıyorlar. Bu da ev. Şimdi bakacak olursanız arsa Mehmet'in şeyin Mehmet'in üzerine geçtiği için bunun üzerinde yapılan ev de tamamen Mehmet'in evi, yani Cahit'in hiçbir hakkı yok. Evet. İşte sözle şey var. Daha sonra Cahit diyor ki Mehmet'e, bu ilk çekten dolayı kavgalı oluyorlar ya, diyor ki ben sana diyor 200 bin lira vereyim. Pardon, sen bana diyor 200 bin liralık senet ver. Biz de bu evi satalım. Ben de sana mesela bu evi 500'e satacağız. Bu 500'ü de nasıl bulduğumu anlatacağım. 500'e satacağız. Ben de sana 200 bin liralık senet verdim ya diyor. Sattıktan sonra ben sana 200 bin liranı vereceğim. Yani sen de diyor bu evi tamamıyla bana devret. Ben de bu evi satayım, 200 bin lirasını sana vereyim. Daha sonra diyor Cahit, Mehmet bundan vazgeçti. Ve ben diyor bu 200 bin liralık senedi ondan geri aldım. Yani senin babana verilen senet yırtılıyor. Aslında o senedin senin babanda olması lazım ya şu anda sizin elinizde. Evet. Mehmet vazgeçti diye ben ondan diyor o senedi diyor yırttık. Geri benim aldım ona verdiğimi. Bu sefer diyor Mehmet bana 300 bin lira verdi diyor. Neden 300 bin lira verdi? Çünkü bu arsa da benimdi ya diyor. O nedenle ben ona 200 bin lira... O bana 300 bin lira verdi. Yani toplam 500 bin liralık bir evden bahsediyoruz. Şimdi bu 200 bin liralık senet yırtıldığı için Mehmet Muharrem Elbay'ın 300 bin liralık senedi Cahit'te kalmış oluyor. Daha sonra Mehmet Muharrem Elbay ölünce, yani kayıp ama ben ölünce diyeceğim artık, yani kimse de herhalde beni bu konuda suçlayamaz, öldürülünce. Cahit Ergül de elindeki bu 300 bin liralık senetle işte Büşra'ların oturduğu eve, başka neye? Babasının kaybolan motosikletine. Bir ev var Meresçim olan, bir o ev, bir de motorlarına ve bağ evine haciz geliyor. Şimdi bu evde Mehmet Muharrem Elbay'ın ya, bu eve de haciz geliyor. Tabii o 300 bin liralık senetle. Evet. Fakat dün dedi ki ben bu yeni benim için bir gelişme. Ben dedi bu eve haciz koydurmuştum. 230 bin liraya bu evin tamamını aldım dedi. Şimdi normalde iki ortak aralarında bundan iki sene önce 500 bin lira değer verdikleri evi size konulan senetle 230 bin liraya tamamını almış. Yani Büşra'cığım sizin artık bu evde hiç hakkınız yok. Evet. Bu senetle yaklaşık kaç liraydı? 305. 305'ti, bir de faizi maizi bilmem önce, nesi. Şu an ne oldu? Faiziyle. Şimdi diyor ben 230 bin liraya bunu aldım ama diyor hala diyor onların işte diyor 110 bin lira daha. Borcu 130 var. Mu demişti? 130 bin. 130 bin lira da daha senedin geri kalanı var. Onu da kaldıracağım diyor Büşra diyor. Merak etme diyor. Yani, Büşra'nın elinden. Bu evi nasıl aldığı belli. Rahmetli Mehmet Bey'in vermiş olduğu 300 bin liralık seneti icraya koyuyor. İcraya koyarak. Soyadı bile olma aile alıyor. Mehmet Bey borçlu diye. Mehmet Bey ödeme durumu olmayınca bu arsanın üzerine haciz koyuyor. Evet ve bunu da 230 bin liraya alıyor. Ondan sonra bu arsanın icraen satışını yaptırıyor. Ve o 300 bin lira oluyor. 130 daha koyduğun zaman 230'a 360. 360. 60 bin lira da üzerine faiz ve icra masrafları yüklüyor. 360 bin. 230 bin liraya satışını yapıyor. Yani başka müşteri çıkmıyor. Ben alacağıma mahsur ben 230 bin alıyorum diyor. Yani? 130 bin lira da bir de rahmetli borçlu çıkarıyor. Borçlu çıkartıyor. Evet. Yani şimdi Mehmet Muharrem Elbay hem bu evinin hissesinden oldu. Hem de diğer evinin üzerinde de yine haciz var.
Ondan sonra daha da 130 bin lira yani ailenin borcu var. Yani bunların elinde hiçbir şey yok. İyi de sen o senedi niye aldın? Sen o senedi satıldığı zaman 300 bin lirayı eline alabilmek için aldın. Evet. Yani sana borcu olduğu için vermedi ki onu. Ev satıldığında anlaşabilmeniz için verdi. Evet. Şimdi ben bunundan ne anlaşılıyor ya? Bu ne şimdi bu? Bu 300 bin lira tamamen haksız bir kazanç. Zaten o senet haksız bir kazanç. Tamamen %100 haksız bir kazanç. Yani neye karşılık vermiş 300 bin liralık senede karşılık? Cahit Efendi Mehmet Elbay'a ne vermiş? Babam niye karşılığında bir şey almış yani? Ne vermiş yani? Hayır. Babanıza ne vermiş bu senede karşı? Evet. 300 bine karşı. Harcadığı paralara karşı. Ha şöyle yapılsa anlardım. Hani arsa da benim. Cahit'in elinde 300 bin liralık senet olup sizin elinizde de şu an 200 bin liralık senet olsaydı anlardım. Evet. Ama şimdi hem senet onun elinde hem ev onun evinde. 200 bin liralık senedi de alıp yırtıyor. Mehmet Bey'e vermiş oldu. O senet de sizin elinizde duruyor mu hala o senet? Bir de elde bir senet var biliyorsunuz. Mehmet Muharrem Elbay zamanında muhasebecilik yapmış. Güya bir senet imzalayıp Cahit'e veriyor. Cahit'e verdiği ben senetin üzerinde soyadı bile yanlış yazılmış. Muhasebeci adam birine senet verirken soyadını yanlış yazar mı? Bakar mümkün mısınız? Değil. Şimdi bu adamın soyadı Elbay. Bu ne zamandan beri şu Y harfi oldu? Benim haberim mi yok? Bu ne bu? Bu bir harf bile değil. Ama L olarak kabul edersen Elbal. İyi de bu adamın soyadı Elbal değil ki. Bu adamın soyadı Elbay. Muhasebeci adam soyadını yanlış mı yazacak? Üstelik kendi soyadı. Hani bir başkasının kendi soyadını yanlış yazacak. Babam şaşırdı diyelim. Okul kağıtlarını bile doldururken yazar bir defa tekrardan kontrol ederdi. Yazar tekrardan kontrol ederdi yani. Her gün bir de babam not tutardı. Hani bugün ne harcadım? Her gün liste yapardı kendisi. Ben o şeyleri gördüm gayet düzgün evet. De bir defterde evet. Getirmiştiniz. Şimdi yani bu soyadı bile doğru olmayan senetten dolayı ne güzel. Evde satışa çıkmış, evde alınmış. Bir de 500 bin lira fiyat piştikleri ev 230 bin liraya alınmış. Gene üstte aile borçlu çıkmış. Ya böyle bir matematik, böyle bir hukuk, böyle olamaz. Bir adalet olabilir mi? Mehmet Elbay'ın harcadığı paralara bakarsak bir 300 bin lira para verdi. Bir evin yapımı için işte bir 100 bin ne verdiyse 150 evet. Bin verdi. Etti 450 bin. Elinde ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Yani niye hem para veriyorsun da hem borçlu çıkıyorsun şimdi? Evet. Para veriyorsun ve karşılığında hiçbir şey elde etmiyorsun. Canından olduğu da cabası evet. Tabii ki. Efendim şimdi biz kimsenin haksızlığa uğramasını istemiyoruz. Cahit Bey haklıysa Cahit Bey'in hakkı teslim edilsin. Ben Cahit Bey'in anlattığını Mehmet anlatıyorum. Bey, Mehmet bir Bey şey ve onun mirasçıları... Rami Bey beni duy. Ben Cahit Bey'in anlattığını anlatıyorum. Evet biliyorum. Cahit Bey'in bu yayında anlattığını anlatıyorum. Aynen. Kendi fikrim, kendi düşüncem falan hiçbir şey yok. Ben şimdi şuraya geleceğim. Kendisi anlattı. O bana hatta dün de anlattı. O bana 200 bin lira verdi. Sonra ben ona 300 bin... o zaman senetlerin karşılıklı olması lazımdı. Toplam 500 bin lira... Bak toplam 500 bin liralık bir arsa için, evet. Bir ev için biz ortak olduk ya. Ben diyorum ki tarla da benimdi. Evet. O yüzden diyorum sen bana 300 bin lira senet ver. Bu evin yarısı da senin ya. Toplamda 500, 100 bin lira ben onun arsasına saydım. Al bu da sana 200 bin liralık senet diyor. Evet. Şimdi senin 200 bin liralık senet senin nerede? Senin elinde değil. İptal edilmiş. Ama sen bana 300 bin liralık yani... Benim verdiğim senet sizde duruyor. Sizin bana verdiğiniz senet iade geri alınıyor. Aynen yani evet. Hem eve ben konuyorum bir de üzerine 300 bin liralık senet alıyorum. Evet. İyi de bir senedin karşılığı olmazsa eğer nasıl işleme konuldu da bütün bunlar yapıldı? Senedin de bir karşılığı gerekmez mi? Tabii ki. Boş senede imza tabii. Attırıp da gittiğin zaman mahkemeye, mahkeme şunu sormuyor mu? Neyin karşılığında aldın bunu? Şimdi Müge Hanım. Neyin karşılığında? Cevabı yok. Şimdi Gaziantep Barosu'nun... Sayın yetkili arkadaşları, başkanı. Sayın Başkanı, baronun icra ve hukuk işlerinden özellikle dava takip eden meslektaşlarımızdan birine bu olayı, Büşra Hanım'dan alacakları bilgi, diğer aileden alacakları bilgiyle gayet iyi şekilde değerlendireceklerdir ve hak meydana çıkacaktır. Ben buradan şimdiden değerli Gazi... Antep.
Gaziantep'teki meslektaşlarıma, Sayın Baro Başkanı'na ve yönetim kurulu üyesine saygılarımı iletiyorum. Hakkı ve adaleti tecil ettirmelerinin neticesini bir meslektaş olarak bekliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani hiç anlaşılır gibi değil yani gerçekten. Anlaşılır şeyler değil bunlar. Ya çok anlaşılır ama hiç anlaşılmaz yani. Hem çok açık hem de ortaya atılan olaylarla girift bir hale sokulmuş. İnce ince. Bütün derdimiz o girift hal ayıklansın. Valla ben size bir şey söyleyeyim. Abi. Bak evet. Dün de söyledim. Yani gerçekten bu ülkede böyle elini masaya vuran yani adaletten şaşmayan evet. binlerce savcımız var. Evet. Ben inanıyorum ki bu mağduriyeti de onlar çok rahat çözeceklerdir. Efendim, ha, keşke benim hani hukuken de bunu yapabilme şansım olsa. Benim için bu iş hiç de böyle alengirli falan filan değil. Her şey açık, her şey net ortada. Bir tek benim için de hiçbirimizin için değil yani. Türkiye Cumhuriyeti'mize sesleniyoruz. Bu durum layıkıyla anlatıldığı zaman adaletin ışığı her şeyi ortaya çıkaracaktır. Parlak ışık bütün kirliliği ortaya çıkaracaktır. Bu kadar. Bu şey, biraz kurnazca ve ince ince işlenmiş bir şey aslında. Yani ince işlenmiş ama gözüküyor. Buradan görebiliyorsunuz. Hocam valla ben nasıl yapabildiğini bilmiyorum. Sen ben olsan geri döner o senetle çekti Allah aşkına ya. Yani böyle o zaman yani herkes birbirine... Yani bu senetle. Bu senetle ya soyadı bile evet. aynı olmayan senetle, senetle mi yapılacak? Evet bu. Bu böyle mi yapılacak yani? Yani... Soyadı bile bir değil olur yani. Olur mu yani? Ben bir şey imzalayacağım. Benim soyadımı kendim oraya yanlış yazacağım. Zaten... Bir de muhasebeci olacağım ben. Hadi evet. bırak muhasebeciliği de yani. Senin baban ne mezunuydu? Gayet de aklı başında da bir adam yazdı. İlkokul mezunu. Yazılarına mazlarına evet. baktığı zaman inci gibi yazısı var adamın. Adam muhasebe tutmuş yok bunu, yıllarca. Yok bunu hani biraz okuma yazması olan herkes zaten çok rahat çözer. Ama burada şu soruyu sormak lazım. Gerçekten böyle bir alışveriş olduğunda... İki kişi birbirine girer de birbiriyle kavga eder ve sonunda da birisi yok oluyorsa o zaman onun başına bir şey geldi diye düşünür müyüz? Bu bir sebep midir? Olabilir tabii. Ya Şevki Hocam ben zaten şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Hiç insanlar beraber ortak bir şey alamazlar mı? Şimdi biz ortak olurlar. Bir şey yaptırdık. Evet. Tamam mı? Birimizden birimiz de Allah göstermesin hayatımızı kaybettik. Şimdi hani tapu kimdeyse... Ve beraber yaptırdığımız biliniyorsa, tapu sahip olan da karşı tarafta ya bunun ailesine bunun yarısı da sizin demez mi? Der tabii ki. Şurası vicdanı zaten bunu söyletir. Ahlakı bunu söyletir. Dürüstlüğü, namusu şimdi bunu bu evin söyletir. Tamamı şunu unutmayın. Bu evin tamamı Mehmet Muharrem Elbay'ında dün yaptığı, evvelsi gün yaptığı röportajda dedi. İyi ki de dedi o senedi almışım. Yoksa ben burada hiçbir hak iddia edemeyecektim dedi. Ha Cahit Bey buraya gelip şunu deseydi. Biz beraber yaptırdık Büşra bu evin evet. yarısını bana vermeniz lazım. Ya da onun karşılığında biz senet verin deseydi. Büşra derdim ki Büşra evet. senedini vermek zorundasın. Çünkü beraber yaptırdıklarını tabii. biliyorsun. Zaten... Onun elinde de dursun ya da gidin noterden yarısı bunundur. Biz haklarımızın yarısını veriyoruz bu evet. bağ eviyle ilgili deyin derdim. Öyle bir talebi de olmuyor ki. Senediyle beraber onların hakkını evet. da alıyor. Evet. Zaten bu tapu babamın üzerine geçtiğinde babam eve gelmişti. Ölür kalırsam bir gün bak anneme yani bunun yarısı Cahit'in yarısı bizim diye bizim gözümüzün önünde söyledi yani bunu. Ya annen de o onun... zaman da şöyle kızmış. Evet. Niye demiş sana verdi? Karısından mal kaçırmak için. Annesi bir demiş de vereceği ki, alma. Varmış babama demiş kendisinin. Böyle 15-20 milyar civarda. Alma diye karısı da kızmış Cahit'e. Evet. Bunlar demiş ahlı öyle mal kaçırmak için falan alınmaz demiş yani. Başımıza evet. bela olur da demiş kadıncağız yani. İçine de olmuş. Müge Hanım zaten icra muamelesi iptal ettirilirse mahkeme kanalıyla o zaman bu tapunun satışı da iptale gider. İkinci bir dava da tapu iptal davasını açarlar. İcra satışının iptaliyle beraber. Çok kolay yapılabilecek bir iş yani aslında. Yani bunu adalet açıklar kamuştursun. Müge Hanım bir şey söylemek bütün istiyorum. Bu. Buradan haklı, lütfen haklı. Allah rızası için Cumhurbaşkanımıza, Valimize, İçişleri Bakanımıza sesleniyoruz. Allah rızası için Gaziantep Emniyetine sesleniyoruz. Biz babamızın cesedini bulmak istiyoruz. Herkes bir mezara olsun ister. Biz babamızı bulmak istiyoruz. Yardım etmelerini,
arkamızda durmalarını istiyoruz. Biz devlete sırtımızı dayamak istiyoruz. Onlardan yardım bekliyoruz. Kimsemiz yok. İki kız çocuğu hem yatılak annemizle mücadele ediyoruz. Kayıp babamızı bulmak derdindeyiz. Biz ne zorluklar yaşadık Allah rızası için. Sesimizi duymalarını istiyoruz. Ne olursunuz. Bize yardımcı olun, arkamızda durun, babamızı bulun. Babamızın kanı yerde kalmasın. Kim ne yaptıysa çıksın ortaya. Lütfen Allah rızası için. Bizim sizden başka kimsemiz yok. Kimsemiz yok. Devlete sığınıyoruz. Evet. Ne olursunuz yanıt verin, ses verin bize. Bence zaten baro başkanı ilk sesi verdi. Evet, Allah razı olsun. Emniyet müdürümüz de, asayiş şube müdürümüz de Gaziantep'in takip ediyorlar, zaten ediyorlar. Evet. Yani hiç bırakmadılar, onu çok samimi evet. söyleyeyim. Ama artık şu ceset yoksa cinayet yoktur bir saçmalığından. Ya düşüncesi lazım. Falan değil ya, saçmalık bunun adı. Kesinlikle. Yani sıyrıldı zaten birçok evet. Birçok hakim, savcı bu konuda. Çok gerçekten önemli kararlar veriyorlar bu anlamda. Bu düşünceden de sıyrıldılar. Artık bu saçmalıktan kurtulup adaletin yerini bulması için hepimiz elimizi taşın altına koyacağız yani. Evet, kesinlikle. Şu 55 koyacağız. Metrelik kör kuyuyu da bir göstersinler bakalım. Gösterdi. Bir göstersinler bakalım. Var mı vakit? Çünkü şeyde Mahsun'la ilgili de konuşmak istiyorum. Tamam, o konuyu da bir gösterelim. Yaklaşık 3 yıldır kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı iddiasını her yerde anlattığı öğrenilen Zeynep Ergül'ün suçlamalarının hedefindeki isim abi Cahit Ergül'dü. Biri çıkmış demiş ki ya demiş o demiş Mehmet'i öldürdü oturdu villanın altına koydu. Mindel mi ki altına koyuyorsun 50 yaşındaki adamı ya? Kavga konusu olan bağ evinin bahçesinde açtırdığı kuyunun yerini göstereceğini söyleyen Cahit Ergül yayın sonrası ekibimizle birlikte işte bu kuyunun olduğu yere gitti. Tut! Tut! Bana yarın göster deseler bulamam ama. Yaş ya, o beyazlık kaybolmuş. Ama sanırım... Aa, şurada bir yerde kuyu. Kuyu şurada bir yerde. Çünkü bak şurada bir beyazlık var. Kuyu şurada bir yerde abi. Bura kırmızı, burada bir bozluk var. Bu civarda bir yerde. Bu civarda bir yerde. Ekibimize bahçedeki kuyunun yerini gösteren Ergül, istenirse yetkililere de göstereceğini ifade etti. Talep gelirse elime kazmayı küreğe alırım. Şöyle bir 50 santim eşildiği zaman bu kuyunun tam ağzı meydana çıkar. Ben şunu da belirtmek isterim. Kaybolan Mehmet Elbay enli boyu bir adamdı. Yani baba yiğitti biraz. Eşilen kuyuların çapı 40-50 santimdir. Kahveci Mehmet'i atsan kuyuya yok girmez. Kuyuya girmez. En azından az aşağıda takılır bir yerlere mutlaka. Sen ayrı Büşra söylüyorsun, o ayrı söylüyor. Hangisini inanalım? Tamamen haklısın. He? Söyleyecek bir şey yok. Benim babam ne oldu? Uçtu gitti mi Cahit amca? Bu soru bana sorulacak bir soru değil. Söylemek istediğim şu, parçalanıp atılmış olabilir. Ben onu bilmem. Bu kadar açık yani. Ha burada çıkmaz, 2 saat dediğim 4 saatte bulurum. Yani 10 metrelik bir alanı kazmak zorunda kalırım. Önce burada kuyu var deyip de sonradan ya bulamadım demem yani. Ben o kuyuyu bulurum. Kaç sene olmuştu bu kuyu kapanalı? 6-7 sene oldu herhalde. Ağzına şöyle bir taş koydum, büyük bir taş koydum. Bıraktım yani içine bir şey düşmesin diye. Şu durduğumuz şöyle şu alanda aynen. Bir yerde. Aynen. Bizim hakkımız nerede? Babamızın hakkı nerede? Babamın oraya harcadığı 150-200 milyar para nerede? Yani. Büşra'nın söyledikleri için ne dersiniz? Ne hakkında? Haciz evet. Olayım. Evet. Haciz olayını ben kaldıracağım. Benim avukata şu anda 5000 kağıt vermem lazım. Siz yani süreyi toparlamak için aslında aynen, süre istiyorsunuz. Aynen, evet. O 5000 kağıdı toparlamak için bir iki ay müsaade istiyorum. Ben kimsenin malını kasbetmedim. Kimsenin malını çalmadım. Ya Mehmet kayıp. Ben düne kadar ölmüştür şimdi dedim. Her yerde de öyle diyorum. Çünkü adam hastaydı ya.
Ya ölsem de kurtulsam diye acılarını ifade ederdi. Acı çekerdi. Ölmüştür diyordum ben. Ya bu ilaçları alması lazım. İlaçları aldığı zaman da sisteme düşer. Birileri görür bunu. Mesela bugün köylü garajında durakta da biri dedi ki ya başka isimle almış olabilir dedi. Yani mümkün olur mu ya? Olabilir. Niye? Ben şeker hastasıyım mesela. Bir şeker hastası bulur. Gider ya arkadaş aç şu 1000 miligramlık şeyi bana al der. Aldırır ilacını. Vallahi yani hayatta da olabilir diye düşünüyorum. Olabilir tabii ki. Niye olmasın ya? Para varsa her şey mümkün. Büşra yine size sordu bugün yayınımızda. Buna geçmeden önce yani Zeynep'in nasıl örnekler aldığını görmüş oluyoruz. Bir ikincisi para varsa her şey mümkün. Para var. Şeker ilacı almak için birinden rica ediyoruz. Yine devleti kandırarak uyuşturucu ilaç kullanıyordu. Sadece şeker ilacı değil ki Müge Hanım. Uyuşturucu ilaçlar kullanıyordu. Sinir sistemiyle alakalı. Öyle sıradan parayla alınıp bir başkasının üzerine alınabilecek bir ilaçlar değil yani. Yani başkasının üzerine ilaç alma zihniyetini de unutmamak evet. lazım. Bir kenara evet. not edeyim. Bir de yani hem paran var, parayla her şey olabiliyor. Hem de gidiyorsun şeker ilacını alıyorsun. Şeker ilacı kaç lira zaten yani? Zihniyet hep hani şeker ilacı o kadar da alınmayacak. Yasal, legal yolun dışında. İlaç değil. Yani. Büşra yine size sordu bugün yayınımızda. Dedi ki biz neden oraya gelemiyoruz? Gelememe gibi bir durum yok. Yani it var içeride ama çok da sağa solu ısıran bir it değil. Herkese diyorum ki 2 kilo kare et alıp gelen herkese benim kapım açık. Ve ben kimsenin eşyasına falan el koymuş falan değilim. Eşyaları burada. Sandalyelere gelince Mehmet onları kullanılmayacak durumda olduğu için getirdi buraya attı. Yoksa sandalyeler bilmem ne mağazasına gidip de alınmış işte tanesi 150 TL'lik sandalye falan değil. Ne zaman gelirlerse mutfak eşyası var. Bardak, çanak, cıncık, mıncık gelip alsınlar. İstedikleri zaman gelip alabilirler. 2 kilo eti alsınlar. Her zaman gelebilirler. Onlar benim hala arkadaşımın çocukları. Bunu samimiyetimle söyleyeyim. Ama 2 kilo et olmadan olmaz. Zeynep var ya, İnsan içine çıkamaz oldum ya. Zeynep'in Allah belasını versin. Ne diyeyim başka? Senin işin dilenmek ya. Git dilen ya. Zeynep Hanım diyor ki kapım çalındığında Cahit geldi ve beni öldürecek diye düşündüğüm için kapımı açmadım. Ama Zeynep'in benden korkması için hiçbir sebep yok. Çünkü ben Zeynep'e bir piske vurmadım. Çocukluğumda işte bir kere şeker kız kendiye bakmaya gittim de onda dövmüştü. Ondan ben hep korkuyum yani. Şok olacaksın şimdi. Yemin edeyim Zeynep de gelebilir. Aga benim şuna ihtiyacım var deyip gelebilir. İyi kötü bacı benim bacım. Hayattan nefret ediyor. İnsanlardan nefret ediyor. Bir tek benden değil. Bu bulunan bu. Yersen de bu, yemezsen de bu. 2 kilo et alan gelsin diyor ya. Misafirliğe bekliyor yani. Etini de sen götürüyorsun mangala. Yani illa eti misafir götürecek. Valla ne bileyim işte hep beraber izledik. Evet. Babamı yok et sonra da gel kebap. Gelecek misafirin 2 kilo etle gelmesi şartını koyuyor. Yani benim masrafa sokma sana. Diyor. Hayır tuhafıma gitti de onun için sordum. Ben de kara etin nasıl olduğunu ben kara et diye bir şey duymamıştım. Herhalde kırmızı etten bahsediyoruz. Müşra dedi ki kebaplık et o dedi. Yani tavuk da değil et 70-80 lira kilosu yani. Yani babanın evine zaten gitmiş. Evet. Yani aslında bu babanın evine gel otur diye demiyor yani. Babanın evine misafirliğe gelebilirsin. Evet. Al 2 kilo kara et gel yiyelim diyor yani. Orada diyor ya sandalye 150 lira değil diye. Ben nasıl vicdanla oturuyorsun o sandalyelere diyorum. Lüks sandalye aldık oraya etli koyduk demiyorum. Bak, nasıl vicdanın el veriyor oraya oturabiliyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu kalem gayet sıradan bir kalem olabilir. Elimi de boyadım ama benim kalemim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Benden izinsiz buradan aldığın zaman bunun adı bellidir kardeşim. Evet. Benden canımı iste canımı ye. Ama benden izinsiz şu kalemi alıyorsan bunun adı bellidir. İzinsiz bir şekilde kusura bakma evlerin yerini değiştirir. Ben de onun peşine düşerim. Kimse kimseye de her şeyini ortaya saçıp vermek zorunda da değil. Öyle bir hayatta yok. Nezaket tek çanak denen de bir şey var. Müge Hanım orada dolabımıza kadar vardı bizim. Buzdolabı bile aldı babam ikinci elden. Buzdolabına kadar vardı yani. Hani çanak diyor ya bardak çanak diye. Her şey mevcut orada. Artık evi satın almış. Evet. Ben de dedim ya bari eşyalarına da 1-2 bin lira kesseydin de acizden düşseydi. Yani ay kardeşim yani hakikaten inanılır gibi değil ya. Ay yani anlatırken başım ağrıyor, düşünürken başım ağrıyor. Dün bütün gün başım ağrıdı.
Gittim hiç yapmam ben yani. Ben güneş ışığı varken uyumam. Zaten çok az uyuyorum. Günde 4-5 saat bilirsiniz. Yani en fazla uyuduğum 5 saattir. Dün gittim uyumuşum. Bu kız geldi beni uyandırdı 20 dakika. Ondan sonra başım ağrıdı çünkü. İlaç falan aldım. Yani o kadar insanın... Ya haksızlığa gelemiyorum kardeşim. Evet. Bu sadece bana yapılması önemli değil. Bir başkasına da yapılsa bu kadar haksızlığa ben dayanamıyorum. O tanıklık ama, rahatsız ediyor. Evet ama Türkiye'de adalet var. Ne olursa olsun geç de işlese... Adalet yerini bulsun. Şeyde adalet yerini bulacak. Ben inanıyorum ya. Ben adalete inanıyorum. Çünkü adalete inanmaktan başka çaremiz yok. Biz kendi adaletimizi kendimiz sağlayamayacağımıza göre... Evet. Sabırla bekleyeceğiz adaletin yerini bulması. Ama bu dünyada göreceğim ben onu. Sonrası sonra yani. Biz de o görmek beni... istiyoruz Müge. Sonrası Allah'la kul arasında. Ama bu dünyada görmek istiyoruz. Bu arada efendim biliyorsunuz Göksel Bağkesen oğlu Mersin'den 5 Aralık günü kayıplara karışan 27 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası oğlu Mahsun Bağkesen'in bulunması için stüdyomuzdaydı. Mahsun Mersin Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine giderek kendi isteğiyle evden ayrılma kararı aldığı yönünde ifade verdi. Yani hayatta. Gözümüz aydın. En azından başına bir iş mi geldi, birisi bir iş mi getirdi falan diye düşünüyordunuz ama gitmiş ve kendi isteğimle evimden ayrılma kararı aldım demiş. Bu arada siz hani Leyla isimli bir kadından bahsetmiştiniz ya. Evet. Onun da kardeşler aradı. Bir kardeşiyle konuştuk. Dedi ki yani Leyla durmuyor evde. Bir de şöyle demiş. Ay Allah'ım neresinden bakarsak bakalım da elden de tutulmuyor. Şu demiş devlet şimdi kadınlara çok haklar verdi. Evden kaçıyor kocasından. Benden yakalıyorum alacağım hani ne yapacaksın diyorum. Bu sefer de gidiyor uzaklaştırma kararı alıyor. Gidiyor sığınma evine. Biz de baş edemiyoruz kardeşimizle. Yani bizimle alakası yok. Biz de istiyoruz iyi olsun. Çok haklısınız biz zaten size bir şey söylemedik. Ama baş edemiyoruz demiş. Şimdi sizin oğlunuz da ilkokuldan beri onunla berabermiş. Herhalde çocukluk yok. Aşkıyla mı gitti ne yaptı bilmiyorum ki. İlkokul sınıf arkadaşmış. Orada biz taşındı artık birbirimizi görmemişler. Bu bayan bizim komşuya gelmişler kira olarak. Tamam işte. O zaman gene olmuyor demişler. Canlanmış ama bu yani. Evet bu kadın yani oğlum herke onun yandaysa oğlum başı belaya gider biz korkuyoruz. Masumcuğum sen de bir annenle lütfen kardeşin arar mısın? Burada senden gelecek haberi bekliyorlar. Bir ara bir sağlık haberini duyur bir ses ver. Erkek de olsan 27 yaşında da olsan evli iki çocuk babası da olsan kadın bir şey mi geldi başına diye endişe ediyor. Gelir gelmemişse de gelir. Evet bir lütfen bir anneni bir ara. Bir sesini duyursun yani. Yani bir sesini duyur. Bir sesini duyur kardeşim. Kadıncağız da buradan iç huzuruyla gitsin. Yap. Aramazsan kalıyorlar burada yarın da haberin olsun. Bu arada efendim WhatsApp ihbar hattımızı lütfen telefonunuza kaydedin. Değişti 0535 663 52 52. Lütfen telefonunuzda olur. Bir şey görürsünüz, bir şey duyarsınız. Hemen çekin bana atın. Kendi sıkıntılarınızla ilgili atın. Özellikle evlatlık verilen, evlatlık alınan ailelere de rica ediyorum. Lütfen bilgilerinizi bu WhatsApp ihbar hattına gönderirseniz bilgisayarda eşleştirme yapıyoruz. Birçok kişi hiç stüdyoya gelmeden buluşabiliyor. Çünkü buluyoruz onları oradan. O İzmir, o da İzmir. O şu, o şu. Hemen buluşturuyoruz. Seninki şu, benimki bu diye. Buraya da hani oradan bize göndermeyenlerle, iletişime geçemediklerimizle stüdyoya davet ediyoruz. Maksat daha çok kişi bir arada olsun. Program zaten oluyor. Reklamlardan sonra pati buldular. Onlar... Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17.